zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Arkadaşımız bir sebepten Norveç'e yerleşmesi gerekiyor. Bakalım orada uyum süreci yaşayacak mı? İzleyelim efendim. Oh be! Norveç gerçekten ne kadar sakinmiş ya. İyi ki evlenip buraya geldim ha. Huzur dolu hakikaten. Çıt çıkmıyor valla. Müthiş. Çok sakin. Bu ne sakinlik ya? İnsan sıkılmaz mı lan bundan? Dert yok, tasa yok. Yok be, niye sıkılsın? Lan, sıkılıyor muyum acaba? Erkek, ne yapıyorsun öyle uzaklığa bakıp ne düşünüyorsun? Yok be Biricik, bir şey düşündüğüm falan yok. Ha? Memleketiniz... Ne kadar sakinmiş, o biraz dikkatimi çekti de. Ya öyledir. Norveç sakin, güzel bir yerdir ama tabii ki bazı problemler de olabiliyor. Var değil mi yani? Dertsiz ülke mi olur ya? Yani elbette, her ülkede bazı dertler olabiliyor. Sen geçen Çalışma Bakanlığı'nın ne yaptığını duydun mu? Duymadım, ne yapmış? Ne diyorsun? Biricik. Anlat, anlat, anlat. Bak şimdi aklıma gelecek, kötü oldum ya. Çalışma bakan. Hı. Tatile gidiyor. Hı. Ve orada sörfe binerken. Hı. Biricik. Anlatır mısın? Can yelek takmıyor. Evet, sonra? Çok kötü ya. Bu kadar. Yani problem ne? Onu anlamadım. Ya sen anlamıyor musun beni? Çalışma bakan diyorum can yelek. Yelek. Takmıyor. Biricik sakin ol. Yelek, yelek, can, yelek. Onları anlıyorum da problemi anlamadım. Nasıl anlamadın ya? Can bu can. Yelek, yelek, can, yelek. Takmadı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi rüşvet alıp sörf tahtasına binip ülkeyi terk etmiyorsa benim için bir problem yok yani. Nein, nasıl bir problem yok? Yani Allah'ım Tanrım, inşallah Norveç bu sınavdan başarıyla geçer. Kaç gündür konuşuluyor bunlar? İki gündür çalkalanıyor Norveç. Biricik'cim biraz çalkalanmaya heveslisiniz herhalde yani. İki gün çalkalanma bildiğin şov ya bu. Bizim ülkede iki saat konuşulmaz değil iki günü. Bence biraz dert arıyor olabilir misiniz? Yo, acaba? Hayır. Sana dedim her zaman gerçek problemlerle ilgileniyoruz biz. Tamam, tamam. Takılıyorum zaten, tamam. Can yeleği giymemiş de. Ne diyor ya bu? Hayatım baksana, mecliste bir tartışma olmuş. Yok. Çok büyük tartışma olmuş. Mecliste de ne için tartışma? Ay! Çok ne? Kötü bir şey. Bunu biliyorum, ben sana anlatacağım.
bahçem dur. Bir tanem hayvanat bahçesinde bizim fil Bobo var. Bobo mu? Evet. Hadi başladık yine. Şimdi devlet fil Bobo'yu oradan kurtardı. Tamam mı? Ama onun bebeklikte bir küçük arkadaşı var. Deve Jonathan. O orada yalnız kaldı Deve Jonathan. Düşünsene. Yalnız çünkü fil Bobo yok. Ve öyle olunca sosyal demokratlar dedi ki, ya biz dedi Phil Bobo'yu aldık ama deve Jonathan orada. O zaman onu da almamız lazım dedi. Ama bu sefer sağcılar dedi ki, bizim devlette bu kadar para yok. O zaman sağcılarla solcular birbirine girdi ve büyük bir kaos. Bu bildiğin dert aramak ya. Net dert aramak bu. Biricik bir şey diyeceğim. Allah aşkına doğru söyle. Sizin Norveç'te hiç problem, sorun yok mu? Ya var. Ya anlatıyorum sana 2 saattir. Problem nerede? Bir sürü var. O kim lan? Kim lan? Haydi. Behçet kusura bakma. Arka kapı açıktı, seni sormadan girdik. Kocana bir merhaba demek istedik. Selam, ben Jürgen. Selam, ben de Astrid. Türkçe biliyorlar ya. Çünkü Norveç devleti eğer Türk'le sana komşu gelirse kurs açıyor ve sen orada Türkçe öğreniyor. Nasıl ben konuşuyor. Hatta ben biliyorsun kete yapmayı öğrendim. Açayım sana bir kete. Sapsarı bir kadına kete dedirtmek nedir ya? Bu ülkenin görevi. Bu bir ihtiyaç. Senin dilini öğrenmek. Bunu normal karşılıyorsun. Teşekkür bile etmiyorsun. Ya şu garibimin Türkçe öğrenmesi mi ihtiyaç bunu yani? Aa tabii ki. Tabii ki. Neden ihtiyaç olmasın? Sen şimdi bana Norveç'le alakalı bir soru sorsan, ben bilemesem bu çok büyük bir problem. Öyle değil mi Asti? Haklısın Jürgen. Allah korusun. Bayağı iyi öğrenmişsiniz ya. Deyimlerine, dibine kadar öğrenmişsiniz Türkçeyi de. Hayatım bir şey soracağım. Bizim kapımız neden kilitli değil arkadaşlar? Hars diye giriş yaptılar eve. Mada, ne oluyorsa hiçbir zaman kapı kilitlemek yok. Ha, niye ya? Sizin Norveç'te evinize hırsız girmiyor mu? Neden girsin? Ne bileyim ya. Televizyonu falan çalar. Neden çalsın? Norveç'te her evde televizyon var. Jürgen'cim, Jürgen'cim yani ne bileyim. İhtiyacı vardır. Para satar yani, para yapar onu. Norveç'te halkın paraya ihtiyacı yok ki. Ya. Zaten devlet bütün halkına işsizlikte de maaş veriyor. Ya delidir, manyaktır, girmiştir eve, hırsızdır ya. Eve hırsız girer yani, niye girmiyor eve hırsız? Ya Norveç'te akıl sağlığına çok önem veririz. Akıl sağlığı yerinde olmayan hiç kimse sokakta dolaşmaz. Tamam. Tamam, süpersiniz. Bravo ya. Yeryüzündeki cennet yani. Ya, gazete okuyayım diyeceğim. Onu da anlamadım yani. Haber mi yapıyorsunuz? Hava mı atıyorsunuz? Paşa, sen neye sinirlendin he? Tamam, tamam. Ve biz bunu nasıl acaba öğrenebiliriz he? Jürgen, seninle alakalı değil ya. Adaptasyon süreci değilim yani. Ben çok ağır bir gündemden geldim buraya. Yoksa sizin bakanlığa da can yeri giymedi mi? Ah be Jürgen, keşke. Ah. Neyse, iyiyim şimdi, iyiyim, iyiyim. Wow, wow, wow. Ne oluyor ya? Başbakan, ne? Başbakan mı? Başbakan ne ya? Neler ya? Yaş yapmış. Gördünüz mü? Ay, ne yapmış başbakan? Başbakan şu anda dans videosu yayınlanıyor. Biricik, sen iyi misin? İyice gidiyor sesin. Bir şey oluyor. Siz nerelisiniz lan gerçekten? Neyse ya. Ve şu an onun dans videosu Twitter'da yayınlanıyor. Bu şu kadınla dans eden adam mı başbakan? Hayır, kadının ta kendisi. Kadın. Devlet yönetiyor ya bu. Sorarım ya ben buna. Yani hiç işi gücü yok muymuş da dans ediyormuş diye sorarlar ya adama hesabı. Devlet yönetiliyor ya burada. Sen kesinlikle çok haklısın. O zaman bizim şu anda hemen bir protesto yapmamız lazım. Burası Norveç. Evet. Devlet ya, çocuk oynayacağım. Protesto, protesto yapacağız. İşte bu. Ah
aşkım hadi. Bizi çeker misin? Tamam çekeyim. Çekeyim hangisi? Hadi bakalım. Hazır, ne yapıyoruz? Başbakan'a destek olmak için dans ediyoruz. Dans. Protesto ama şimdi o... Bu nedir ya klip dans? Yorgan senin bu hevesin nedir? En çok sen oynadın. Başbakan olabilir ama o da bir insan. Dans etmek onun da hakkı. Kapatır mısın lütfen? Yorgan, Astrid lütfen. Kendinize gelin ya. Bu kadar empatik olmaz ama ayıptır ya. Devlet ya bu. Devlet işi ciddi iştir ya. Devlet dans edecekse gitsin dansçı olsun. Başbakan niye olmuş yani? Devlet ya bu devlet. Vurdu mu inletir, tir tir titretir. Vatan anadır, devlet babadır ya. Sen Türkiye'de neyi yaşadın ya? Ya siz enerjiniz bitmiş ya. Gündemsizlikten, hareketsizlikten bitmişsiniz siz. Bu ülkeye acil aksiyon lazım. Aksiyon! Herkes sakin olsun. Ne olur çözün polis olay yerinde. Vallahi biliyordum. Bu ülkede de bu problemler olduğunu biliyordum da bunlar niye Türkçe konuşuyor bunlar da? Onlara haber gitmiştir. Sen yabancı hissetme diye anladın. Ya niye hissetmeyeyim? Manyak mı? Yabancıyım zaten yani. Hissedeyim ya. Neyse izleyelim dur. Theta team'i olay yerinde. Operasyon için hazırız. Vallahi operasyon dedi. Kesin bu organize suç. Operasyon dediyse ona bağlar. Ona geldi. Harekete geçiyoruz. Açıyı ayarladın mı? Ayarladım. Tam 45 derece değil mi? Bak eğer olmazsa tekrar vurmak zorunda kalabiliriz. Evet evet ölçtüm. Hazır. Bak kanunda öyle yazıyor yalnız. İyi baktın değil mi? Baktım. Tamam. Lan oğlum dümdüz eliniz demir var. Vurun girin lan. Ne ya bu? One, two, three. Oh. Oh. İçeriden nasıl bir azılı manyağın biri çıkacak ya? Organize suç bu. Sakin olun siz. Ben alışıyorum. Yedi başarıyla kurtarıldık. Geri çekiliyoruz. Durun lan dur. Bir şey diyeceğim. Bunca teşhisat kedi için mi giydiniz lan? Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız. Lan kedi terörist mi çıkacak? Ne senaryosu? Siz de sıkılıyorsunuz değil mi? Doğru söyleyeyim. Aksiyon arıyorsunuz değil mi? Ne aksiyon? Aksiyon falan aramıyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz. Aa! Neden böyle konuşuyorsun vatandaşla? Bu polis şiddeti. Burası Norveç. Böyle konuşamaz. Adam ne dedi? Hadi Astrid. İnsanlar haklı Osmund. Hemen 29 haftalık demokrasi ve özgürlük kursuna yazılmalıyız. Özür diliyorum. Evet. Gidelim. Gitmeyin lan saçma. Gidelim. Bir müdahalede bulunur. Lan bir tazikli su falan sıkın bari lan. Allah'a gittiler ya adamlar. My dear. Ya acaba sende böyle bir gerginlik, bir bağımlılığı olabilir mi? Paşa, eğer böyle bağımlılığın varsa ya da tedavi görmek istiyorsan, Norveç halkı burada böyle tedavi görür. Burada bedava seninle ilgilenirler. İster misin? Ay zaten öyle bir şey olmasa şaşardım. Tamam, lütfen. Sen hiç merak etme. Sana işsizlik maaşı da verirler. Yani. Her gün bir memur eve gelir, sen iyi misin diye bakar. Kafanı böyle sever. Ne bir ülke mi anaokulu mu ne ya bu? Ya paşa istersen ben seni arabayla bırakabilirim. Yeter ki sen iyi ol. İstemiyorum abi istemiyorum ya. Öf çok sıkıcısınız gidin yanımdan ya. Öf. Peki biz senin bu sıkılganlığını nasıl geçirebiliriz? Ne yapabiliriz senin için? Söyle söyle. Rahatla. Ya ben şu an alıştım. İyiyim ya. Tamam belli burada. Sıkılacağız yani. Tamam. Kim ya? Ah! Bu sesi biliyorum. Norveç milliyetçileri. Geliyorlar. Bir dakika. Norveç milliyetçileri mi? Evet. Sertlikleriyle bilinirler. Vallahi mi? Ulan göçmenim diye kesin döverler bunlar beni ha. İyi, çok iyi bu. 6 ay idare eder bu beni. Gelsin dövsünler beni. Nein, biz böyle bir şey asla izin vermeyiz. Evet, eğer seni döverlerse yapacağımız şey çok net. Çok i̇şte net. İşte bu. Ne yapacağız? Hemen kuvvetli bir protesto yürüyüşü. Ulan ben de iki tane ağzına çakacağız falan diyeceğiz lan. Boyundan, posundan utan ya yorgan. Yorgan, 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 yorgan. Norveç maaşı. Norveç, Norveç, Kuzey Avrupa'nın en kuzey.
ülkesi. Tüm dünyaya somon satarız. Balıkçılarımızın elleri biz pamuk gibi. Norveç'e soğuk diyorlar, halt ediyorlar. Norveç, Norveç, ah Norveç. Oğlum, marşınız niye Türkçe lan? Mahalleye yeni taşınan Türk sen misin? Ha, benim hayırdır, ne olacak? Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Birader, sen bu Norveç'i ya seveceksin ya da... Ha, ne olacak sevmiyorsam hadi gel. Hadi ne yapacaksın anlamadım şu an. Sevmen için elimizden geleni yapacağız. Aynen. Bilimsel yöntemlerle analiz yapıp kendimize çeki düzen vereceğiz neden sevmiyorsun diye. Ya ben kültürünüzü bozarsam? Norveç kültürü farklılıkları zenginlik olarak tanımlar. O yüzden de bunu bir bozulma olarak algılamayız, tamam mı? İşinizi elinizden alırım lan. Norveç'te işi en iyi yapan alığı demek ki hak etmişsin. Unutma, somon ağlamadıkça fok balığının haberi olmaz. Herkes duysun. Norveç'te liyakat önemli ulan. Aynen. Bir şey diyeceğim lan. Siz beni dövmeyeceksiniz değil mi? Dövmek de nereden çıktı kardeş? Oldu hadi gidin. Of ya. Bunlar da fos çıktı yani. Bu nedir ya? Bak ben böyle yaşayamam ya. Ben alışmışım. 35 yıldır aksiyona alışmışım. Ekonomik kriz, istikrarsızlık, devamlı değişen gündem. Ben onlar olmadan yaşayamam. Yapamam. Çiçek gibi solarım. Ben bavul yapmaya gidiyorum. My dear, bak, İçişleri Bakanı hız sınırını açmış. Onun haberi geldi bana. Arkadaşlar, bir misafir ülkemizde tutamadık. Bu Norveç'in en kara günüdür. Aynen. Birisi neden bizim ülkemizi sevmez? Nasıl olur bu? Bizim şahane kuzey ışıklarımız var. Hemen toplanıp bir organizasyon yapmalıyız. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Burası Norveç. Ya sev ya da sevene kadar çalışmamıza izin ver. Aynen. Torunu koçuyla uykudadır. Aman koç mu aldınız? Bakın zor olmuyor mu evladım? Ben Bahadır'ın uyku hijyenini sağlıyorum. Çocuğu uyurken yıkıyorsunuz mu? Benim oğlumu tuvalete götürürüm. Zahmet etme, koçu var, o ilgilenir. Onun da mı koçu var? Nasıl uyutuyordum ben seni, ne diyordum? Uykun geldiyse yat sıpar diyordum. Kavga etme, kavga uzunlarım ben. Biz kavga ettiğimizde ilişki koçuna danışıyoruz. Ya yeter ya. O da mı koç? Hayır anneciğim, koçbaşı. Altı koçumuz var. Anam bura ev değil, ahıra dönmüş. Var mı enteresan bir ayrılık anısı olan? Var, buyurun. Ben öncelikle herkese iyi akşamlar diyorum. Size de merhaba diyorum. Merhaba. Ben Viyana'dan geldim. Özellikle sizi seyretmek için geldim. Viyana'dan geldim. Evet, yani Avusturya Viyana'dan geldim. Yanımda eşimi getirdim. Eşimin bugün özel bir günü var. Doğmuş kendisi. Biz ona iyi doğdu, iyi ki doğdun dedik ama bir de sizin iyi ki doğdunuz demenizi istiyoruz. Eğer mümkünse. İyi ki doğdunuz. Heyecan. Şimdi... Ben bunu Akıcı da söyleyebiliyorum. Ben de söyleyebiliyorum. Mikrofona aşinayım ama sizin karşınızda mikrofon benim elime geldi. Dil benden gitti. Evet, yapacak bir şey yok yani. Benim karşımda öyle oluyor. Benim. Aynen öyle oluyor. Sadece doğdunuz efendim. Avusturya Viyana'dan. Sizin adınız ne? Fazlı. Fazlı Bey. Evet. Eşinizin doğum gününü kutlarken bir ayrılık hikayesinde ayağa kalkmış olmanız. Öyle bir düşüncem yoktu. Tam tersine beraber olma hikayesine bağlayalım bunu. Var mı öyle bir hikayede? İşte ayrılık işte. Hikayesi mi? Ayrılık hikayeleri yok efendim. Yok, öyle bir hikaye yok. Ayrılık evet. Hikayesi yok. Gözünüzü hanımefendiyle açtınız. Aynen öyle oldu tamam. Efendim.
Öyle, hepimiz öyle. Ya bilmiyorum siz, sizde nasıl ama ben de öyle yani. Bizde de öyle. Niye beni niye şey yapıyorsun? Bilmiyorum. Tanışma hikayesi enteresan mı? Bizim mi? Yok, bizim. Sizin. Aynen öyle. Nasıl? Dinleyelim sizden Fazlı Bey. Yaklaşık bundan 37-38 sene önce kendisi izine gelmişti. Hasbelkader bir vesileyle kendisiyle tanıştık. Sonra zaman ilerledikçe baktık ki aramızda elektrik şimdiki deyimle oluşmaya başladı. O vesileyle dedik bir bu gemiye binelim, hayatımızı birleştirelim. İnşallah uzun ömürlü olur dedik. Ve uzun ömürlü de oldu. 36 senedir beraber evliyiz. 3 tane de çocuk sahibiyiz. Çok güzel. Bayağı değişikmiş hikayeniz. Yani sıradan bir hikaye yani. Çocukların adı ne? Barış, Atakan ve Cem. Üçü erkek. Üçü de erkek maalesef. 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 Bir kızımız olsun isterdik yani. Şimdi kızlar güvence oluyormuş efendim. Onlar sigorta basamağına oluyormuş. Erkekler de biraz dış kapının dış mandalı. Evet. Yani çocuklarınıza olan sevginiz bizi derinden etkiledi. Estağfurullah efendim. Bunun sevgili yani ya. Yani bende iki kız var. İyi mi? Duru. Süper. Süper. Bir tanesini alabiliriz yani. Gelmişken buraya alalım. Viyana'ya gelin gelir yani. Problem olmaz bizim için. Fazlı Bey şu ana kadar güldük, eğlendik. Ben gideyim. Ben gideyim o zaman. Güzel sohbet ettik. Teşekkür ederim efendim. Can evimden vurmak üzere. Yok efendim, estağfurullah. Niyetim kötü değil. Allah'ın emri peygamberin kavliyle isteriz yani. Fazlı Bey benim kız bir yaşında. Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, Viyana'ya selamlar. İnşallah görüşürüz. İnşallah. İnşallah görüşürüz. İyi günler efendim. Teşekkür ediyorum. Var mı çok enteresan ayrılık hikayesi olan? Şurada bir hanımefendi var. İlk onun elini gördüm. Dün akşam... Dün akşam. Aslında, evet. Dün akşam ayrıldık ama... Bir dakika, bir dakika. Adınız ne? Şule. Şule. Dün akşam mıydı, önceki akşam mıydı? Evet. Ayrıldık, sonra... Hangi akşam? Bir tam karar verelim ona. Dün akşam mı, ondan önceki akşam? En son dün, dün akşam. Sonra biz bu arada Güldür Güldür Şov'a zaten çok önceden böyle hani bilet almak için 1,5 ay kadar önce işte internetten biletleri aldık. Ben de şey dedim yani barışalım, Güldür Güldür'e gidelim sonra tekrardan karar veririz diye. Açık söylüyorum. Güzel. Yani buraya arkadaşça mı geldiniz? Vallahi el ele tutuşarak geldik ama bilmiyorum yani sonrası. O şey yani kaybolmayın diye. Evet, karşıdan geliyoruz çünkü Anadolu yakasından o çok bayağı bilmiyoruz. El ele tutuştunuz o zaman. Saatlerce el elesin. Evet. Düzelir o zaman bugün. İnşallah. Bu, gülerken falan. Vallahi biz de öyle umuyoruz. Evet, beyefendinin adı ne? Alper. Alper Bey'in de fikrini alalım. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Biz biraz sık ayrılıyoruz da. Evet. Bunu dün akşam yaşamıştık, bir de önceki akşam yaşamıştık. Ha. Ama tabii iki ki... İki akşam da ayrıldınız yani. Evet, evet. İki akşam da ayrıldık ama iki kere beraber tekrar birleşmiş olduk. Hmm. Yani ayrılmak tabii ki üzücü ama birleşmek keyifli oluyor. Yani siz birleşmenin keyfini yaşamak için ayrılıyorsunuz. Aslında onun için ayrılmıyoruz ama beraberinde hepsini yaşamış oluyoruz. Değil mi? Bütün duygular... Ya, aslında ilişki diri kalıyor böylece. Tabii tabii. Sürekli heyecanlıyız. Yani sanki bir köpek balığını kovaladığı bir balık gibiyiz. Sebep ne mesela? Çok özel değilse. İlerleyen saatlerde biraz şey oluyor. Birbirimizi anlamakta zorlanıyoruz. Erken yatın o zaman. Demek öyle bir... Çok iyi fikir. Ben de aynı şeyi söylüyorum Şule'ye fakat... Çok doğru Deniz. Ben de aynı şeyi söylüyorum Şule'ye. Fakat Şule biraz erken yatmakta zorlanıyor. Gözlerini açıp bana doğru bakıyor sürekli. Sizin de siniriniz bozup ayrılıyorsun. Yani böylelikle biz haftada 2 kere 3 kere ayrılabiliyoruz bu şekliyle. Evet. Ama olaya şöyle bakıyorsunuz, haftada 3 kere barışıyorsunuz, ne mutlu. Tabii tabii, sabahları güzel oluyor, akşamları sıkıntılı oluyor ama sabah barışmaları keyifli oluyor. O zaman mikrofon elinizdeyken Şule Hanım'a bir şey demek ister misiniz? Şule seni seviyorum. İşte bu kadar. Teşekkür ederim. Şule Hanım'a verin, o ne diyecek? Seni çok seviyorum. Ha bak. Şule Hanım gördü ve yükseltti.
Şimdi iki gecedir ayrılıyorsunuz. İnşallah biz güzel bir akşam yaşatacağız İnşallah. Size. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Gözüm üstünüzde. Teşekkür ediyorum Teşekkürler. Efendim. Şimdi bu soruyu sordum ama aslında biz bir evlilik teklifi işleyeceğiz. Arkadaşlarımız gelecekler. Çok seviyorlar birbirlerini. İnşallah mutlu olurlar. İzleyelim bakalım neler olacak. Buyursunlar. Gerçekten çok güzel bir yere getirdin beni ya. Hayatım. Ay pardon. Ben daha pardon. Yani hayatımdaki en özel kadına yakışır bir yer olsun istedim. Ne şanslıyım ki mekanın en güzel manzaralı sandalyesi de bana vermişler. Ay ne diyorsun? Ne manzarası var orada mesela? Boğaz mı? Bir çift tatlı yanak Burcu. Ya çok tatlısın. Aşkım, sana uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var. Ne? Nasıl desem, seni her gördüğümde sonbahar rüzgarında titreyen bir yaprak gibi hissediyorum. Ve nasıl ki o yaprak ağaçtan düşüyor, işte ben de sana öyle dökülmek istiyorum. Ay, çok kötü. Ya rezalet konuşuyorsun ama o kadar hoşuma gidiyor ki. Ya çok tatlısın Hüseyin. Ne o? Ne çıkarıyorsun Hüseyin? Aşkım, ay, benimle... Evliliğe hazır değildin. Hani evliliğe hazır değildin. Hüseyin kim bunlar? Tanıyor musun sen bunları? Ay tanımak ne kelime? Bizler Hüseyin'in bağlanma sorunum var diyerek terk ettiği eski sevgilileriyiz. Bağlanma sorunum şimdi nerede? Bağlanma sorunum şimdi nerede? Ya siz hangi ara organize oldunuz da geldiniz beni buldunuz ya? Çiçek kız kardeş seni sosyal medyada takip ediyordu. Ben Nazlı, Mehtap kız kardeş, Çiçek kız kardeş ve Jale kız kardeş. Kolektif bir bilinç oluşturmak amacıyla hesabı kurduk. Hesap ne ya? Hüseyin'in eski sevgilileri dayanışma platformu. Hüseyin'e karşı omuz omuza. Hüseyin'e karşı omuz omuza. Faşizmi çıkarıp Hüseyin'i koymuşlar olabilir mi böyle bir şey? Şimdi de grup sözcümüz Jale kız kardeş size manifestomuzu okuyacak. Manifesto! Tamam, tamam. Mehtap kız kardeş biraz sakin, biraz sakin. Megafon da getirmezsin yani. Hepi topu altı kişiyiz. Kız kardeşlerim, bizler Hüseyin zedeler olarak bugün evlilikle taşlandırılmayan bu ilişki sömürü düzenine bir dur demeye geldik. İşler ciddileştiğinde bağlanma sorunu denen emperyalist güçlerin uydurduğu o yalan kavrama sığınarak bugüne dek nice genç kızın evlilik hayalleriyle oynandı. Bu nedenle herkes kendi toksik ilişkilerinin önünü süpürse dünya çok daha feminist bir yer olurdu mottosundan yola çıkarak bu eylemi yapmaya karar verdik. Ya arkadaşlar, yani bakın kız kardeşlerim, ben sizi anlıyorum ama yani ben demin burada evlilik teklifi alıyordum ya. İşte sen alıyordun da biz niye almadık? Tamam, sakin ol Mehtap kız kardeş, sakin ol. Bu düzeni birlikte yıkacağız. Ya ben Kuzey Kore miyim? Neyi yıkıyoruz ya? Arkadaşlar ben gerçekten bu eylemin amacını anlamadım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Yanlış anlama. Amacımız senin evlilik teklifini baltalamak değil, Hüseyin'den bir cevap almak. Yani biz de Hüseyin'i çok sevdik ama süreç bizi evliliğe götürmedi. Bu yüzden de biz bir cevap istiyoruz. Bunu merak ediyoruz nedenini. Ya ne olacak bunun nedeni? Burcu benim için bambaşka. Ay. Kızlar ben bambaşkaymış ya. Burcu kardeş, Burcu kardeş. Bambaşkasına. Sana da yok yaprak gibi dökülüyorum, üzerine yaprak gibi titriyorum gibi şeyler söyledi mi? Evet dedi. Nereden biliyorsun? Çünkü bize de dedi. Zaten bunun bütün benzetmeleri yaprak gibi. Yaprak dökümünün ferhundesi gibi yaktı yıktı bizi. Ferhunde gibi yaktı yıktı.
söylemeyelim değil mi? Birazcık düşünelim. Hüseyin'cim, yani bak anlamak istiyorum ama anlamakta zorlanıyorum. Yani sen bana kurdun romantik kelimeleri. Bu kızlara da mı kurdun? Aşkım şimdi baktığında romantizmde zaten hep bir topu yedi nota var. İster istemez benzemeler olabilir. Ama zaten burada önemli olan o aşk senfonisini en güzel dinleyene söyleyebilmek. Aşk senfonisi mi? Bak bu bir yeni mesele. Evet. Kızlar, aşk senfonisi diyor. Zaten beni yani özel bir yere koymuş ki beni böyle bir restorana getirmiş yani, değil mi? Burcu kız kardeş, sen sanıyor musun ki bizi bu restorana getirmedi? Zaten bunun İstanbul'da bildiği iki tane mekan var. Biri bura. Bütün kızlara aynı şekilde davranıyorsun. Hep aynı şeyleri yapıyorsun. Yargılanacaksın ve hesap vereceksin. Ya ne yargılanma? Kalbim için kimseye hesap vermeyeceğim ya. Tutarsız erkek kapatılsın. Kısırlaştırılsın. Ama çok büyük tepkilerim var Betap, evet, kız kardeş. Biraz geri mi dursan? Evet, bir cevap almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Ya bir cevabım falan filan yok. Aşkım sen bana odaklan ne olur. Ne olur bak bana bak. Eğer bana evet dersen beni bu dünyanın en mutlu erkeği... Alkışlı protesto. Ya arkadaşlar bu biraz da amacını aşmıyor mu bu protesto? Ne yapmak istiyor? Hani baltalamıyordunuz teklifi? Sen gerekli açıklama yap, sonra istediğin teklifi gene yaparsın. Ya açıklamam mı? Açıklamam yok. Aha ne yaparsanız yapın ya. Öyle mi? O zaman şimdi de tepkimizi göstermek için Hüseyin'in bize aldığı oyuncak ayıları atıyoruz. Evet. Buyurun. Hadi bakalım. Nasıl bir şey bu ya? Ya Hüseyin yani ben evlenme teklifinde kafamdan güller yağar diye hayal ederken kafamdan ayı yağıyor. Aşkım ne olur sen bana odaklan ya. Bir bana bak. Ne olur onları görme. Sen bırak bende kal. Onları hiç görme. Anladın mı? Nasıl görmeyeyim? Manyağa bak. Kendini sana zincirledi. Ya Mehtap sen niye böylesin? Ya Hüseyin ben sensiz yapamıyorum seni. Çok özlüyorum. Niye anlamıyorsun Hüseyin ya? Kokunu unutamıyorum. O geniş omuzlarını hiç unutamıyorum. Şişt, o bluzu hatırladın mı bluzu? Sen almıştın bana. Hiç üstümden çıkarmadım. Üstünde kokun var diye. Bunu yıka artık ya. Kız kardeşlerim gidin şu Mehtap'ın zincirleri çözün. Davamıza zarar veriyor. Arkadaşlar, kusura bakma Burcu kız kardeş. Amacımız kesinlikle senin evlenme teklifini baltalamak değil. Hüseyin'i geri kazanmak değil. Benim amacım Hüseyin'i geri kazanmak. Sus bir, sus bir gel. Mehtap kız kardeş davamıza leke sürüyorsun. Seni biraz şuraya davet ediyorum. Gel bakalım. Aha. Bizim çocuklar. Şimdi ben anlatırım her şeyi gelip kurtarırlar. Merak etme sen. Biraz sakin ol. Görürsünüz siz şimdi. Yani Hüseyin'cim tamam. Ben onlardan başkayım. Yani bu durum benim gururumu okşadı aslında biraz ama... Ya şu durumu çöz ya. Gözünü seveyim yani. Böyle bir şey olmaz. Aşkım her şeyi anlattım. Şimdi gelecekler. Sakin ol. Gelmek için. Evet. Evet kızlar. Ayrılın. Ayrılın kızlar. Ayrılın. Evet, abi, ayrılın. Lütfen. Lütfen bizi bunu kullanmaya mecbur etmeyin. Yok ya. Bize gaz mı sıkacaksınız? Hayır tabii ki ya. Bu Hüseyin'in geçmişten beri kullandığı parfümü. Bana sık. Saçta bana sık. Parfüm saldırı başladı arkadaşlar. Dindiron. Mehtap iyi değil, Mehtap iyi değil. Mehtap, iyi misin? Ay o kadar iyiyim ki sanki cennette gibi. Kızlar, kızlar bir sakin olalım. Size erkek mi yok ya? Bakın biz varız burada. Biz varız. Evet, şimdi sırayla şu numaralarınızı yazın buraya çabuk. Gel, gel, gel. Kanka biz numaraları alıyoruz. Sıkıntı yok değil mi? Al numaraları. Al, 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 al. Hayır, al, abi, al, öyle al, 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 al. Sen benim kim olduğumu biliyor musun be? Kimsin? Berber Nazmi'nin kızıyım. Aa kusura bakmayın hanımefendi. Biz sizin dokunulmazlığınız varmış ya. Ya hanımefendi yanlış anlaşılma oldu. Ya, pardon ya. Çok özür dileriz. Nazmi abiye de selamlar hadi o zaman. Evet, lan oğlum nereye gidiyorsunuz? Başka berber mi yok ya sizde? Ya kankacığım Nazmi abiyle şu saç modeline oturmak için bile 3 sene geçti ya. Yani olmaz başka berbere gidemem ben. Gidemeyiz abi bu ense tepe geçişini ondan iyi yapan yok. Lan ne anlatıyorsunuz siz ya? Çıkın gidin. Hadi elimine ya. Kanka saldırısını da püskürttük kızlar. Bravo. Kızlar, bir şey açıklığa kavuşturmak isterim ki şu hayatta da bazı şeyler kaderdir, kısmettir. Yani Hüseyin burada beni seçmiş. Benim onunla bu noktaya gelmem 6 ayımı aldı. Ne? 6 ay mı? Ulan 2 sene çıktım seninle, ben niye gelemedim bu noktaya? İşte bizim isyanımız bu tutarsızlığa. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Hüseyin, sen beni 6 ay önce terk ettin Hüseyin. Ne? Sen bu kızı benle mi aldattın? Hayır aşkım, ne aldatması? Aldatmak falan yok ya.
Bunu siz istediniz. Anlatayım. Yale. Ben senden bana çok uzak olduğun için ayrıldım. Nasıl uzaktım yani Hüseyin? Yani böyle ilgi alaka olarak mı yani? Hayır kızım, ilçe olarak. Ya her gün Pendik'ten Beylikdüzü'ne gidilir mi ya? Ya o yollarda yemin ederim Rus edebiyatı külliyatını bitirdim ya. Aa, evet. Suç ve Ceza'yı okurken tanıştım benle de. Evet aşkım, işte Jale'den ayrılmıştım, dönüyordum, yolda seninle tanıştım. Yani düşün, yollarda o kadar çok zaman geçiyor ki insan kendini yeni bir ilişkiye hazırlayabiliyor. Jale, anla artık beni ya. Sana gelince Nazlı. Evet, çok merak ediyorum bana gelince. Babamla da tanışmıştın. Zaten sorun da biraz babamla tanışmış olmam. Nasıl? Babamı mı beğenmedin? Hayır da, ben sanki babanı beğenmişim zaten ya. Çok benziyorsunuz kızım ya. Aa, neden benziyor ya? Ya ağzın, gözün, burnun, kaşın, ne bileyim. Sana bakıp böyle flörtleşirken sanki Nazmi dayıyla fingirdeşiyormuşum gibi oluyordu. Lan yoksa beni terk ederken sorun sende Nazmi değil diye dilim sürçmüştü. O yüzden pıl lan yok sana be. Sana gelmeye korkuyorum Mehtap. Korkma, gelme. Aslında seninkisi basit biliyor musun? Çünkü ben seninle, nasıl diyeyim, Nazlı'dan sonra bir geçiş ilişkisi gibi düşündüm. Öyle çıktım yani. Yine geçersin. Yine bütün kişilerim açık sana be Hüseyin. Hadi gel bir daha deneyelim. Ne olur Hüseyin. Bak ben sensiz yapamıyorum. Ben masum olarak da olmuyor. Hüseyin nasıl yapamıyorum Hüseyin? Ben onu bir yani yapamıyorum seni. Merak etmiyorum. O geliş yolu sana. Bir sus, bir sus be kadın. Bir sus. Tamam, kitledik. Sorun çıkarmaz artık. İşte sizlere söyleyeceğimi söyledim. Sebepler bunlardı. İşte ne diyeceksem dedim. Hepinize her türlü açıklamayı da yaptım sayıyorum. Yani daha kime ne diyeyim ben, öyle değil mi? Yani artık. Evet! Ulan benden niye ayrıldın? Ya ben yıllardır kafamda ne teoriler döndürdüm durdum be. Falcıya mı gitmedim, hocaya mı sormadım? Benden niye ayrıldın oğlum? Ya işte bir an geldi öyle, sen de artık eskisi gibi gözüme güzel gözükmemeye başladın, ne bileyim. Nasıl ya, bu kadar mı? Bence doğruyu söylesen Hüseyin. Güzel değil mi? Yani. Ya peki, doğruyu söyleyeyim. Hani senle son akşamımızda Boğaz'da bir yere yemeğe gitmiştik. Sen bir ara böyle bir izin istemiştin tuvalete gitmek için. Evet. Hatırladın mı o akşamı? Evet, evet hatırladım. Ne kadar güzel başlamıştı o gün ama sen sonra bir tuhaflaştın. İşte evet, sen tuvalete gittin, sonra ben de hemen arkandan bir tuvalete gideyim dedim. Tam o sırada kadınlar tuvaletin yanından giderken senin bulunduğun kabinin önündeydim ki seni duydum. Ne dedim? Ne söyledim? Bir şey söylemedin de. Bir şey yaptın gibi. Ne? Ne yaptım? Yaptı, yaptım. Ne? Ha? Yaptım işte yani. Ya gaz çıkardım diye işte hani ben de böyle bir anda soğuyuverdim, ne bileyim. Ulan tuvaletteydim. Bir pıt yaptım diye pıtlanarak ayrıldın mı? Ben pıtı kibarlık olsun diye söyledim, yoksa badoof diye bağırdı. Yemin ediyorum her yer sallandı. Kapılar zıngıldadı. Ben korktum, kendimi yere attım. Twitter'a bir baktım, 3.2 yazmışlar zaten. Abartma istersen. Ya tamam, merkez üssü Bilecik'miş zaten ama bence tesadüf olamaz. Ya kesin bir tetikleyici oldu yani orada. Öyle bir şeydi yani, böyle abartır mıyım ben? Öyle bir şey oldu yani. Ya işte böyle böyle ayrıldım işte sizden. Sebeplerim bunlar artık. Anlayın beni, anlamışsınızdır herhalde. Ay o kadar iyi anladık ki. Bayağı andamalı tekiymişsin sen. Sığ bir adammışsın. Bunlar nasıl ayrılık sebepleri ya? Hakikaten bir insanın her bir ayrılık sebebi tırt olur mu? Bazıları pırt. Niye? Çok kötü. Ne? Ay ben de yani boşu boşuna yıllardır derin derin anlamlar düşünmüşüm. Neden de neden acaba diye. Bayağı kazmaymış lan. Hem de ne kazma ya. Aa, hadi yürüyün be gidelim. Yürüyün. Bırak. Hadi ya, yürüyün. Bırak. Bırak. Ah, al ne yapıyorsun sen ya? Ayrıca o gün hava çok soğuktu. Ay anca gidersiniz, anca gidersiniz ama sen söylemişsin. Hepsinin defosu varmış yani. Evet. Çekemiyorlar tabii, kudurdular. Kudurun be! Evet, Allah Allah, sen %100 haklısın hayatım. Haklıyım aşkım. Ben sana inanıyorum, %100 öyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. Ah, neyse hadi gerildik verildik, boş verelim bunları. Tamam, tamam. Allah. Konumuza dönelim. Ya sen bambaşkasın aşkım, biz çok değişiz. Seninle ben tencere kapak gibiyiz. Tencere mi dedin sen? Evet.
Adet aşkım tencere kapak sende lan. O E'ler niye açık ya? Hangi E'ler? Ay! Aşkım ne oldu? Kötüledin mi? Pencereyi açayım istersen. Ay sus! Bu ne ya? Perde, yok mendil. Ah. Ay çok kötü. Ne ay, oldu? Hiç ben böyle biriyle yapamam yani. İstemem yani böyle bir şey. O ne öyle ya be? Aşkım bunun için beni terk mi edeceksin? Yani. Ya böyle eften püften sebeplerle insan terk edilir mi? Burcu! 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 Beni bırak bu isteğim bak. Torunum. Koçuyla uykudadır. Aman koç mu aldınız? Bakın zor olmuyor mu evladım? Ben Bahadır'ın uyku hijyenini sağlıyorum. Çocuğu uyurken yıkıyorsunuz mu? Benim oğluşumu tuvalete götürürüm. Zahmet etme, koçu var, o ilgilenir. Onun da mı koçu var? Nasıl uyutuyordun ben seni, ne diyordun? Uykun geldiyse yat sıpar diyordun. Kavga etme, kavga kuzularım ben. Biz kavga ettiğimizde ilişki koçuna danışıyoruz. Ya yeter ya. O da mı koç? Hayır anneciğim, koç başı. Altı koçumuz var. Anam bura ev değil, ahıra dönmüş. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bir oyun oynayacağız, o yüzden bana iki kişi lazım. Şu beyefendi, isim ne efendim? Mustafa Ertürk. Bir kişi daha lazım bana. Tamam, beyefendi olsun. Sizi tanıyalım. İsminiz ne? İsmim Önder. Önder. Evet. Şimdi şöyle bir oyun oynayacağız. İki kişi karşılaşacaklar. Nerede? Bir mesela araba galerisinde. Bir arkadaşımız araba alacak. Öbür arkadaşımız da satıcı olacak. Siz pazarlamacı olun. Tamam. Arabayı satacak kişi. Tamam. Siz de alıcı olun. Tamam. Bir şey daha isteyeceğim sizden. Biriniz konuşurken A harfini, öbürünüzle konuşurken E harfini hiç söylemeyeceğim. Yani kelimenin içerisinde mi, başlangıçta mı? Hiç yok. Ha. Tamam. Elimizden geleni yapalım. Tamam. Siz dükkana girmenizle başlayalım. Size E demeyeceksiniz. Hoş geldiniz, merhabalar. Teşekkürler. Ha. O A dedi, size E dediniz. Hoş geldiniz beyefendi. Heh. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Nasılsın diyeceğim ağa var. Ne yapıyorsunuz diyeceğim ağa var. Çok güzel. Otomobil bekmeye geldiniz herhalde. Bak. Ya bir... Herhalde de bir küçük bir şey oldu ama çok iyi bir başlangıç. Evet. Evet. Bravo. Bizim otomobillerimiz tam bekmekliktir. Ne tür bir araba bakıyorsun? Kısa. Tam size göre bir arabamız var. Kısa. Evet. Okey. Ebe tamam. Ben İngilizce anlamıyorum. Kaç model? 50 para. Paradaki ağlar sayılmıyor. Evet. Tamam, evet. 50 para. Çok iyi. Teşekkür ederim. Bayağı şimdi. Evet. Ben almışım. Uzatma yak. İş aşiret dizisine doğru gidiyor burası. Uzatma yak diyor. Ben almışım. Evet. Tamam, ben de satmışım. İban. Ben telefonuna gönderirim. Sen pereyi gönder. Yani mesela gönderiyorum niye demiyorsunuz gönderirim? Abi iyice Azerici'ye bağladım ya, şöyle gidiyor yani. Orada bir güvenli bir alan buldunuz. Tabii güvenli alan. Hayır, korkuyorum buradan sonra da öyle devam edeceğim. Siz buradan çıkın. Evet, evet. Ben arabayı sattım. Gerisine gelişmem. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sattı arabayı. Efendim, hangi dilde olursa olsun, hangi harflerle olursa olsun uyum çok önemli. Şimdi bir çiftimiz var. Mobilya bakmaya gelecekler. Bakalım neler yaşayacaklar. Buyurun. Ay.
Fatih. Ha? Bak bu güzel. Ne diyorsun? Vallahi evet öyle görünüyor yani. Hoş. Rengi de hoş. Hoş vallahi güzel. Size selam getirmişim. Abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim abi? Ya biz hiç size zahmet vermeyelim. Biz şöyle eşimle bir bakıyoruz. Yenge Allah aşkına ne zahmet ya? Olur mu öyle şey? Ne demek? Pardon, bir şey soracağım. Bunları deneyebiliyor muyuz? Abim lütfen keyfine bak. Kendi evindeymiş gibi lütfen. Tabii tabii. Neredeydin sen dün gece? Ha? Neredeydin? Nerede olacağım lan? İşteydim. Ya iş iş. Bıkmadın lan şu işten. Eve iş getirme diyorum sana. Vallahi artık yeter ya. Yeter. Ulan bir günde şu eve geldiğimde arkadaş bir güler yüz istiyorum ya. Bir güler yüz ya. Ben dışarıda ne yapıyorum ya? Tozuyor muyum? Gezip tozuyor muyum? Sürtüyor muyum ben ya? Çalışıyorum ulan, çalışıyorum. Ulan bir tek sen mi çalışıyorsun be? Bir tek sen mi çalışıyorsun bu hayatta? Ha? Bir tek sen mi çalışıyorsun ha? Ben çalışıyorum. Ha, yeter be. Bir günde eve gelirken iş getirme bir adam. İş getirme şu eve ya. Getirme. Bıktım anlıyor musun? Bıktım. Vallahi de billahi de bıktım lan. Bıktım, bıktım. Ulan sen bıktın ama bıkmadın mı? Ben de bıktım. Bıktım. Vallahi bıktım. Bık senden. Şeytan görsün yüzünü. Öyle mi? Kalkıyorum mutfağa gidiyorum şimdi. Ulan ben de odama gidiyorum. Git lan. Vallahi çok rahat. Güzel. Harika. Evet, evet. Yani şeyi, dokunuşu, rahatlığı, şeyler falan. Yalnız bir şey, pardon. Bunların teklileri var mı? Var da oradan buraya bu kadar hızlı geçemez. Ne oluyor ya? Nasıl ne oluyor? Neydi o? Ne neydi? Ne mi yaptınız? Neydi ya? Ne o? Ne oluyor ya? Koltuğu deniyoruz. Yani evde nasıl kullanacaksak o şekilde deniyoruz. Yani koltuk almaya gelmişiz. Şöyle bir oturup arkamıza yaslandık. Bitti mi? Öyle olmaz. Biz bu koltuğu evde nasıl, hangi amaçla kullanacaksak o şekilde denedik. Yani. İyi o zaman ben klozet satmıyorum ha. Yalnız... Ne hocam? Hayatım bu yastıklar sence dayanıklı mıdır? Ne bileyim benim biraz gözüme... Ama onu hayatım onu yani bizim istediğimize göre... Bera ama önce bir dene... Ya şey yastıkları deneyebilir miyiz şunları? Yani tabii. Şu an başladınız mı Zeynep? Ulan ömrümü verdim sana. Ömrümü verdim sana kadın lan körsün lan kör lan. Ben mi lan körüm? Evet, ömrünü vermiş. Görsün. Başka neyini verdin? Sen bana lan kör mü diyorsun? Evet, saygısız adam. Lan. Saygısız adam. Ben bir saygısız evet, adamım lan. Evet. Nereden bu... çıkardın sen benim saygısız olduğumu? Nereden ne? Çıkardın? Ne bana lan kör diyorsun sen ya? Evet sen bana niye lan kör diyorsun? Neden lan kör benim? Senin lan körsün. Ya ne istedik senden ya? Bu mu bana söyleyeceğin lan? Evet. Bu mu lan bana söyleyeceğin? Evet bu. Öyle mi? Evet bu. Öyle, bu, lan, bu mu lan? Bu mu lan? Bu mu? Böyle mi konuşuyorsun insan, insan karısıyla? İnsan karısı senden bir kerecik ilgi istemişim. Bunu istedim diye ben lan... Makar mı oluyorum lan? Baba! Çok iyi. Şuraları falan... Hay bana biraz sert gibi geldi. Acaba diyorum bunları hani içinde elyaflı olanları var ya. Hayatım bunu bizim isteğimize göre onun içini, dokusunu falan hep değiştirirler. Aa. Yani değil mi? Şey yapabiliyor muyuz? Bunları değiştirebiliyor muyuz? Elyafla değiştir. Neyi? Yastıkları. Ya siz yastığı denerken neden beni geriyorsunuz ya? Ben çok korktum. Biliyor musunuz? Oğlum sen niye korktun? Ya anamla babam geldi aklıma. Siz hayvan gibi bağırıyorsunuz. Çocukluğum geldi aklıma. Allah'ım.
Biliyor musun? Ben odama kaçıp gizlemek istedim. Ben bunu neden yapıyorum? Ama şey, kardeş. Bizim... Travması büyük sana. Alay olarak çıkıyor. Kardeş, bizim seninle hiçbir sorunumuz yok. Bu bizim aramızdaki bir diyalog değil mi Hayati? Hayatım aynen öyle. Çok korktum. Gerecektim. Oğlum yapma. Biz seni çok seviyoruz. Koltuğu denediniz. Denediniz. Yani ben diyorum ki koltuğu da yastığı da Hayati çok bize uygun gibime geliyor. Değil mi? Ya öyle rahat öyle de. Yani. Acaba diyorum ki Hayatım birazdan bakınsak. Bakalım Hayatım. Bakabilir miyiz? Bakın keyfinize mi? Ya şimdi demin biraz oturunca da fark ettim. Yatak fena değil sanki Hayatım. Evet. Bunu deneyebiliyor muyuz? Yok artık. Beyefendi keyfinize bakın derken o kadar da değil. Pardon ama siz müşterilerinize yatağı denetmiyor musunuz? Hanımefendi denetiyoruz da sizin deneme yanılma yönteminiz yani beni korkutuyor. Ya ne olacak canım ya? Yatağa sığıyor muyuz, sığmıyor muyuz? Ona bakacağız. Tabii. Şunu da bir badene bakayım. Aç bakalım. Aç. Allah razı olsun. Ulan kay, kenara kay! Ne diyorsun sen? Ben mi kayacağım kenara? Başladı. Baksana! Bütün yeri kaplıyorsun, koca kıçın var. Kay ulan! Ulan bana mı diyorsun sana koca kıçın var diye? Kayadım tafa be! Ayağını ütü gibi bacağıma basıyorsun, ayağının tabanını yeter artık bıktı be! Bana bak! Sen benim ayağıma, sen benim ayağımın altına, tabanıma kurban olacaksın. Ben mi kurban olacağım? Evet, kurban olacağım. Hadi orada. Hadi yürü gitme. Çek o zaman kıçını madem istemiyorsun. Ben şuraya bak be. Ulan giderim ulan. Giderim ben salonda yatacağım. Ver ulan. Git hadi yatarsan yat. Git salonda. Vermiyorum. Ver ulan şunu. Ver. Kanımı verdim. Ver ulan yorgun. Ver diyorum sana. Ver diyorum sana. Hadi. Ver. Ver. Al ulan al. Peruklu! Ne yaptınız? Beğendiniz mi? Bitti mi piyesiniz? Ben beğendim ama. Ay, nerede o gençliğimizdeki yataklar? Ay öyle bir yataklar vardı eskiden. Ay biz yatakta var ya, acayip. Acayip kavga ederdik. Hatırlıyor musun hayatım? Ya bak, sabaha kadar sinirden tepinirdim. Bana mısın demezdi yatak. Demez. Yapmıyorlar artık öylesine. Öyle ya. Bir şey söyleyeceğim. Yapmıyorsunuz değil mi? Yapmıyoruz hanımefendi. Yapmıyoruz. Biz yatak yaparken insanların üstünde tepinmesini düşünmüyoruz. Nasıl? Yani en azından sinirden tepinmesini düşünmüyoruz. Yoksa sağlamlık anlamında tepinmesini düşünüyoruz. Yani sağlamlık anlamında tepinmesini düşünüyoruz derken... O tepindikleri o anı düşünmüyoruz. Yani hani isterlerse o tepinmeyi gerçekleştirebilirler diye sağlam yatak yap. Ben ne anlatıyorum ya? Ya arkadaşım sen bir lafa girdin çıkmak için tepinip duruyorsun. Beyefendi beni yordunuz ya. Ben şurada biraz dinlenirim. Hayati. Yemek masasına bir bak. Bir bak. Tabaklar. Bardaklar, takım çok hoşmuş. Hoştur. O camlar kırılmaz. Böyle kafanızı atabilirsiniz yani. Yok canım, biz sadece deniyoruz. Hani ne bileyim böyle tabaklar falan gerçekten değil mi? Değil mi? Masa, koltuklar, hoş. Deneyebilir miyiz yemek takımını? Onu deneyemeyiz. Neden? Çünkü anan burada değil. Anam değil Hayaticiğim. Annen diyeceksin. Kibar konuşalım. Değil mi hayatım? Kibar olalım. Özür dilerim hayatım ama sabahtan akşama kadar senin annen bizde olduğu için... ...şu anda da hala bizde olduğu için bu masayı deneyemeyiz. Pardon beyefendi, sizin isminiz neydi acaba? Mesut. Size anne diyebilir miyim?
deseniz de bakmam. 2 dakikalığına annem olabilir misiniz acaba? Ya hanımefendi beni bırakın ya. Beyefendi 2 dakika. Vallahi ben yok oynayamam oyunu. Hadi bizi kırmayın. Hayır ben o piyeste oynayamam. Hadi gelin. Anneciğim hadi kalk masayı kurdum hadi gelin. Yemekler bakalım. Hazır. Gelin oturun. Hazır. Evet hazırladım vallahi. Çok özenerek yaptım. Haydi afiyet olsun buyurun yiyin. Nasıl anneciğim? Beğendiniz mi? Eller var sağ ol kızım. Vallahi çok güzel olmuş. Benim annem böyle konuşmuyor yalnız. Hanımefendi ben sizin annenizi tanımıyorum. Ortaya genel bir anne yaptım. Gerek yok konuşmanıza gerek yok. Böyle yemek gel. Niye şapırdatsan ağzını yeter. 5 kuruş para kazanacağım yaptığım şeylere bak. Anacığım, bu akşam da bizde kalıyorsun herhalde. Sen bak kinaye mi yapıyor daha var? Anacığım çok çirkinsin. Hay yani kinaye değil de anneciğim yani her akşam bizdesin de o yüzden. Ben sana batıyorum be oğlum. Ben bir ses olsun diye geliyorum buraya. Koca eve beni sığdıramıyor mu sen? Hayır, sığdırma değil de anneciğim hani bizim de bir evi hayatımız var, evliliğimiz var o açıdan yani anacığım. Ulan ben olmasa bu kızın babası sana verir miydi bunu? Hayırsız ben kalkıyorum. Böyle dayanamam artık. Yok anne beni üzersin ne olur. Kim kalkmak istiyorsa masadan o kalkacak şimdi. Madem rahatsız annemle beraber biz yeriz. Hiç sen üzülme anacığım. Annem! Annem benim! Masadan. Bak, delirttin annemi. Annem çok zor gelir bu noktaya. Evet. Kalk masadan. Saygısız adam. İğrenç bir ailesiniz ya. Konuşma. Hala konuşuyor. Ulan ben miyim lan? Ulan buradaki bir manyak ben miyim? Sen daha geçen gün Hayati eve erken gel, seni özlüyorum, azıcık ilgilen benimle demedin mi kadın? Her gün anan evde, ananın yanında seninle nasıl ilgileneyim acaba? Seni kaç kere uyardım, ana değil anne diyeceksin. Sen benim anneciğime ana demeyeceksin. Aile bireylerim hakkında doğru konuşacaksın hayatım. Evet, benimle evet, doğru öyle. Konuşulduğu zaman... Sen benimle önce doğru konuşacaksın. Ben alayım en iyisi. Ay harika. Hiçbir şey yok tabaklarda, görüyor musun? Bunlar çok güzel de ben bir ara masanın rengine takıldım. Sen ne diyorsun? Hayatım sen masanın rengi en son takılacağın şey. Biz onu mobilyamıza göre uyumlu bir şekilde söyleyeceğiz. Bu masanın sandalyenin rengi onu yapabiliyoruz değil mi? Masayı sandalyeyi şeye göre, takıma göre onu değiştirebiliyoruz değil mi? Ya yeter be! Yeter ya! Siz nasıl müşterisiniz ya? Ya duygu değişim manyağı yaptınız be! Siz bunca yıl bu kadar nasıl evli kaldınız ya? Yeter Hanım. Evet. Neredesiniz? Adliyede sizi bekliyorum. Bir saattir dava başlayacak. Hadi. Öyle mi? Zaman geldi mi? Yok biz vakit çoktu da. O yüzden şöyle bir gezinelim dedik yani. Ne davası ya? Biz boşanıyoruz da boşanma davası. Gerçekten ben tebrik ediyorum yenge. Vallahi müthiş bir karar, isabetli bir karar. Müthiş. Evet, hazırsanız geçelim. Hazırım ben. Zaten dünden o kadar hazırım ki hemen geliyorum. Ya ben o kadar hazırım ki yani birazdan koşarak gideceğim. Evet, tabii. Süper. O zaman dışarıda bekliyorum. Tamam, tabii ki. Çok hazırım zaten, geliyorum. Ben gerçekten hiç bu kadar hazır olmamıştım. Uçarak gidiyorum ya. Her ya şeyim. Bırak Allah aşkına ya. Siz boşanamazsınız. Siz birbirinizi seviyor musunuz ya? Sevmek mi? Beyefendi görmüyor musunuz ya? Sürekli böyle kavga ediyoruz yani. Bizim her anımızda bir kavga var. Evet. Ya bırak. Birbirinizi seviyorsunuz ama nasıl ifade edeceğinizi bilmiyorsunuz. Ya? Ya sen biraz var ya işten güçten böyle ondan bundan sıyrılsan, şu kadına biraz zaman ayırsan gül gibi geçinip gidersiniz ya. Ulan boşanacak çift gelip mobilya bakar mı ya? Bakmaz mı? Bakmaz ya. Mobilya dediğin nedir ki? Eskir atarsın. Ama ne bileyim böyle evliliktir, aşktır. Bunlar eskidikçe gençleşir ya. Mobilyayı alırsın. Ama şöyle güzel bir evliliği kolay bulamazsın. Görüyor musun?
Ne güzel konuştu. Yani. Sizin evliliğinizde değiştirmeniz gereken şey mobilyanız değil. Birbirinize olan tavrınız. Mesajımı da veririm. Hayati, ne diyorsun? Acaba tekrar bir şans versek, hiç kavga falan etmesek? Kesinlikle bir şans daha verelim aşkım. Değil mi? Bundan sonra daha çabuk geleceğim eve. Sana daha fazla vakit ayıracağım. Seni seviyorum karım. Seni seviyorum kocam. Aa, işte bu kadar maşallah ya. Şimdi siz ne bahtlıydınız? Masa takımı, koltuk, yatak. Şimdi bunların hangisini alacaksınız? Hiçbirini. Hey! Nasıl ya? Siz demediniz mi? Mühim olan mobilyaları değiştirmek değil, birbirimize olan tavrımızı değiştirmek. Mobilya nedir ki? Eskir atarsın. Ama ilişkimiz çok daha önemli. Ya ben o kadar şey anlattım, taklit yaptım, atladım, zıpladım. Bunu mu çıkardın? He? Bunu mu çıkardın? Ya tavrınızı değiştirin ama mobilyaları da değiştirin. Hanımefendi değiştiyse bir tuzluk alın ya. Ya benim... İzmir'den geldik kızın ailesiyle tanışmaya. Adamların daha siyasi görüşünü bilmiyoruz. Biz İzmir'iz. Siz nerelisiniz? Bilecik. Ben bayıldı ile Hünkar beğendi yaptı. Tatlı olarak da Kemal Paşa. Hayda. Ülkeyi yönetenlere gelecek olursak. Ona gelelim. Ne olur ona gelelim. Erken seçim şart. Nişan için seçimleri mi bekleyeceğiz? Ha, biz nişanı mı konuşuyoruz? Merhaba baba. Ha? Şimdi sorun çözüldü. Selamun aleyküm. 2023'ten konuşmalıyız. Hay ağzını öpeyim. Ağız şart değil. Biz bir aileye konuk olacağız. O aile bakalım çocuğunu nasıl yetiştiriyor. Bir misafirleri var. Kim geliyor? Bir izleyelim efendim. Buyursunlar. Aşkım biz geldik. Anneden. Ay anneciğim ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Vallahi ayaklarım şişmiş. Oturayım gel şuraya. Ay nasıl şişmiş ayaklarım. Oh, oh. Şişer tabii. Maraş'tan buraya otobüste niye geliyorsun anneciğim ya? O kadar uçağa bin dedik ya sana. Oğlum benim mantığım uçan bir şeye binmeyi almıyor. Benim ilerlediğimi görmem lazım. Nerede benim güzel torunum he? Koçuyla uykudadır. Aman koç mu aldınız? Bakın zor olmuyor mu evladım? Keşke kedi köpek falan alaydınız. Yok anneciğim öyle bir şey değil. Uyku koçuyla şu an uyuyor kendisi. Ha anladım. Yalan söyledim anlamadım. Uyku koçu ne ya? Bahadır'ın daha rahat uyumasını sağlıyor. Yastık gibi mi? Vallahi geldi benim balım geldim. Oğlum oğlum bu bal olur mu? Kazan alayım ya, kurban olurum hoş ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl büyümüş ya? Koçum benim. Koçum benim. Bak bu da benim koçum benim. Adı Leman. Ben daha sağlıklı bir uyku uyuyabilmem için bana koçluk yapıyor. Ne yapıyor? Kaba kaba tosluyor seni, yatağa mı deviriyor? Nasıl koçluk yapıyor? Yok efendim, ben anlatayım. Uyku hijyenini sağlıyorum efendim. Ha anladım. Yalan söylüyorum, anlamadım. Nasıl? Uyku hijyeni ne ya? Çocuğu uyurken yıkıyorsunuz mu? Ne yapıyorsun? Ne iş görüyorsun kızım sen ya? Efendim, ben Bahadır'ın uykusu geldiğinde yatması gereken lokasyona onu götürüp... uykusunu saatinde alıp, sonra daldığından emin olup... kaliteli uyku aldığında uyandırma işi yapıyorum efendim. Çok güzel. Bir de buna para mı veriyorsunuz? Anneciğim, uyku koçu uyku düzeni için çok önemli. O eski usul böyle uyutmalar falan kalmadı artık. Ne varmış eski usullerde? Allah Allah. Nasıl uyutuyordum ben seni? Ne diyordum? Uykun geldiyse yatsı bar diyordun. İnşallah. Koç gibi uyutuyormuşum seni. Doğru. Koç
Aa, gülüyorlar. Ortada şaka yok ki. Efendim, Bahadır'ın 4 saat sonra 1 saat uyuması gerek. O yüzden ben izninizle odama çekileceğim. Tamam Leman'cığım, çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Rica ederim. Burada mı kalıyor bu kız bir de? Bahadır'ın uykusunu sürekli takip etmesi gerekiyor anne. Evet. Koçluk öyle bir şey. Bahadır anneciğim, senin şu an tuvaletin mi geldi? Evet geldi. Ama yapmayacağım. Yok, bari ne? Yok, ben onu şimdi benim oğluşumu tuvalete götürürüm. Çöldürürüm, çok güzel yapar tuvalet. Anne, zahmet etme, koçu var, o ilgilenir. Onun da mı koçu var? Evet anneciğim, onun da koçu var. Mustafa Bey. Merhaba efendim. Merhaba efendim, ben Bahadır'ın kaka koçuyum. Kendisine kaka yapması konusunda koçluk yapıyorum efendim. Ama siz işin varmışsınız. Kabaca işim bu, evet. Bahadır'ın artmak. Yalnız ben sizde biraz böyle alaycı bir bakış sezdim. Rica ederim. Abi efendim, ben bir profesyonelim. Alınıyorum ama kusura bakmayın, kusura bakmayın. Anneciğim, sağlıklı tuvalet eğitimi bu yaşlarda başlıyor. Artık sistem değişti. Yani adam işini yapıyor lütfen. Kızacak bir şey yok yani. Ya yapıyor da ne yapıyor acaba ya? Fatih Terim gibi gaz verme konuşması mı yapıyor? Karnını mı ovcalıyor ya? Rica ederim. O iş öyle olmuyor hanımefendi. Ben kendisini ayrıca çok fazla motive ediyorum ve birçok tekniğim var. İsterseniz, dilerseniz bir tanesini gösterebilir misiniz? Evet. Anneciğim bak. Bahadır'cığım, kakamız geldiğinde ve yapmadığımızda ne oluyordu? Altımıza yapıyorduk. Hı. Peki bunu arkadaşlarımız görünce ne oluyordu? Bahadır diyorlar. Peki bunu Melis duyunca ne oluyordu? Benimle oynamıyordu. O zaman ne yapıyoruz? Tuvalete gidiyoruz. Ha? Evet efendim, bu iş böyle yapılır. İsmail. İsmail, oğlum siz bu tuvalet kağıdına kaç para veriyorsunuz ya? 5000. Ne? Vallahi delireceğim. 5000 lira mı? Oğlum bak, bu öyle bir iş değil. Ben sana ne yaptırıyordum küçükken? Ne diyordum ben sana? Anneciğim, altına yaparsan ağzına sürerim diyordum. Sen ne yapıyordun? Tuvalete gidiyordum haliyle. Bu kadar basit işte ya. Tamam, biraz travma yaratmış olabilirim. Ama 5000 liralık bir travma da değil sonuçta. Ya şimdi Nazlı anneciğim, bizi anlamadığını düşünüyorum açıkçası. Sonuçta bütün anne babaların yapması gereken şey bu. Evet, aynı fikirdeyiz. Aynı noktadayız bence de. Bütün ana babalar bunu yapmalı ama siz yapmıyorsunuz ki, yaptırtıyorsunuz. Ama işi profesyonel, ne yaptırıyoruz anne? Ne yapıyorsunuz yani, her şeye bir koç mu tutuyorsunuz ya? Bir oyun mu oynuyorsunuz çocukla? Yok anneciğim, oyun içinde koçu var. Yemek? Beslenme koçumuz var anne. Salıncak kaydırak? Park koçu var. Allah Allah, bari bir şarkı söyleyin ya çocuklar. Biliyor musun, dün vokal koçu tuttuk daha yeni. Ne yapıyorsunuz siz? Sade hobi olarak mı bakıyorsunuz bu çocuğa? Ya şimdi anneciğim, nasıl çocuk yetiştireceğimize karar vermezseniz bizim adımıza çok sevinirim ben gerçekten. Sonuçta sizin yetiştirdiğinizi de görüyorum. Pardon, ne varmış annemin yetiştirdiğinde? He? Pardon. Vallahi İsmail çocukken sana keşke bir incelik koçu tutsaydı anne. İncelik koçu mu yok artık? Gerçekten incelik koçu yok artık. Ne yani, ben öküz müyüm? Yani. Ne öküzlüğümü gördün sen benim Mehtap, pardon? Ay şimdi annenin yanında açtırma ağzını. Yok yok yok, yok kavga etmeyin, kavga kuzularım benim. Yok yok, bak ben sizin büyüğünüzüm. Yuva neydi benim? Anne canım, bir dakika ya. Biz kavga ettiğimizde ilişki koçuna danışıyoruz lütfen. Kusura bakma. İlişki koçu mu? Ya yeter ya. Aynen, yeter hanım. Bağırma hanımına. Öyle değil, koçun adı yeter. Yeter hanım. Vallahi buyurun İsmail Bey. Bakar mısınız lütfen? Tabii. Yeter hanımcığım, biz şu an İsmail'le bir gerginlik yaşıyoruz da. Asla. Katiyetle olmaz, ekseriyetle olmaz. Ne yapıyoruz? Birbirimize asla ama asla kötü konuşmuyoruz. Öyle değil mi İsmail Bey? Dinleyin, dinleyin. Kendisi bana az önce annemin önünde öküz dedi. Beni rencide etti. Hiç asla böyle kelimeler birbirimize kullanmıyoruz. Birbirimize hakaret içeren cümleler söylemiyoruz. Hadi öpüşün barışın bakayım. Kocacığım çok özür dilerim. Ben de çok özür dilerim. Öpüşme. Harika. Aferin size. Görüyor musun? Ah, yalnız İsmail Bey, sonuçta bu ekstra oldu. O yüzden bunu faturanıza yansıtacağım. Nasıl ya? Nasıl ya?
Yani öpüşün Barış'ın dedi diye 1000 lira mı alacak bu kadın? Yalan yere tavsiye vermek için bir de burada mı kalıyor? Ama anneciğim gördüğünüz gibi ihtiyacımız oluyor yani oluyor böyle. Allah Allah! Kaç tane koç var bu evde? 6 koçumuz var. Anam bura ev değil, ahıra dönmüş. İsmail kalk beni bir otele bırak. Ben burada kalamam. Ahır gibi bir yer bu. Anne dur, anne dur bak. Ne? Yanlışını hatanı mı anladın yani? Hayır, hiç alakası yok. Biz senin adaptasyon problemini çekeceğini düşündüğümüz için... Koç tuttuk deme. Aynen öyle. Sana da bir adaptasyon koçu tuttuk. Ercüment Bey! İstemiyorum be. Ya ben istemiyorum. Hiçbir şekilde ben koçla falan çalışmak istemiyorum evet, ya. Evet, adaptasyon sorunu gözlemliyorum. Biraz daha yaklaşacak olursan gözlemleyecek bir gözün olmayabilir. Sinir, uyumsuzluk, ön yargı, öfke belirtileri. Şimdi sorunu kabul ederek başlayalım. Benim söylediklerimi tekrarlayın. Ben uyumsuz, ön yargılı bir bireyim ve değişmek istiyorum. Ben senin galiba kaka koçunu çağırmamız gerekiyor. Çünkü bu problem beni biraz aşıyor sanki. Kaynana, kaynana. Sen de biraz kaynanalanım yama. Ama kaynana mı oldum ben şimdi de ya? Ama ya lütfen size biraz annelik yapın o zaman efendim. İsmail Hanım'ına bir şey söyler misin? Söylerim tabii ki. Burcu Hanım. Burcu değil, senin hanımın adı Mehta. Burcu da mı koç ya? Evet, gelin kaynana koçu. Ne? Düştüm ya, ben nereye düştüm? Buyurun efendim, sorun nedir? Şimdi bir saniye Burcu Hanım. Öncelikle hanımefendinin koçluk müessesine olan inancını inşa etmem gerekiyor. Hayır. Tabii bundan önce kaka koçunun gelmesi gerekiyor. Hayır efendim, her şeyi sırasıyla çözüyoruz. Önce bu gerginlik çözülecek, ondan sonra diğeri olacak. Siz benim koçluğumu mu sorguluyorsunuz? Hayır efendim, sıranızı bilin diyorum. Önce ben geldim. Çeşme başı mı burası yahu? Sen geldin, ben geldim. Allah Allah ya! Hadi bakalım, koçlar birbirine girdi. Kafa kafaya toslayacaklar. Bu eve de bu yakışmış. Hemen hallediyorum ben. Paşa Bey! Paşa Bey kim? O da mı koç? Hayır anneciğim, koç başı. Ben artık takip edemiyorum vallahi. Paşa Bey! Sorun nedir? Paşa Bey, Ercüment Bey'le bir öncelik problemi yaşıyoruz biz şu anda. Hem de müşterilerin önünde ha. Böyle bir şeye asla göz yumamam. Hepinizi cezalandıracağım. Yeter o sende. Ceza ceza, her seferinde ceza kesiyorsun. O ne demek? Bizim de haklarımız var yani. Evet, yeter. Her şeyimize siz karışıyorsunuz. Koçlar gelsin buraya. Koçlar isyanda. Haydi bakalım evet. Koçlar birbirine. Elinize geçin. Geçin. Ne oluyor? İsyanda koçlar. Yani biz gerektiği zaman kendi müdahalemizi yapmak istiyoruz. Evet. Bu ev artık bizim. Evet, bu ev artık bizim. Siz koçlar ayaklanıyor. Ne yapacağız biz? Çobanlık yapıyorum. Bu kadar koçu bir evde biriktirsem başlarına bir çoban lazım. Kaz, 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 kaz. İzmir'den geldik kızın ailesiyle tanışmaya. Adamların daha siyasi görüşünü bilmiyoruz. Biz İzmirliyiz. Siz nerelisiniz? Binecik. Ben bayıldı ile Hünkar beğendi yaptı. Tatlı olarak da Kemal Paşa. Hayda. Ülkeyi yönetenlere gelecek olursa ona gelelim. Ne olur ona gelelim. Erken seçim şart. Nişan için seçimleri mi bekleyeceğiz? Ha biz nişanı mı konuşuyoruz? Mesela baba. Ha? Şimdi sorun çözüldü. Selamun aleyküm. 2023'ten konuşmalıyız. Hay ağzını öpeyim. Ağız şart değil. Şimdi biz bir dizi setine gideceğiz. Bu dizi setinde böyle tarihi konular içeren bir dizi çekiliyor. Bir danışmanlık alıyorlar. Bakalım nasıl sonuçlanacak izleyelim efendim. Buyursunlar. Oh!
İbrahim Hocam hoş geldiniz. Fikri Bey merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Yani sizin gibi değerli bir akademisyenin danışmanlığında tarihimizi anlattığımız dizimiz çağırtlayacak inşallah. Teveccühünüz Fikri Bey, teveccühünüz. Bir Osmanlı tarihçisi olarak bir tarihi dönem dizisinde danışman olmak en büyük hayallerimden biriydi. Diziniz Padişah Yıldırım Bayezid dönemini anlatıyor değil mi? Aynen hocam. Şu an ikinci sezonu çekilecek. Çok güzel. Dizimizin adı da Büyük Yıldırım. Hı hı. Dizimiz müthiş tuttu. Oh. Seyirci kitlemiz harika, müthiş bir ivme yakaladık. Yalnız geçen sene şöyle bir durum oldu. Biz padişahı savaşa trenle yollayınca biraz eleştiri aldık. Ana kitlemiz çok takmadı bu durumu ama yani kanal yine de bir danışman tutun diye tutturdu bizi. Normal tabii efendim bilmeyince. Gerçi 1400'lü yıllarda tren olmadığını bilmek için danışmana da çok ihtiyaç yok ama seve seve yardımcı olurum şöyle izninizle. Bu arada yeri gelmişken o zaman ilk uyarımı yapayım izninizle. Az önce gelirken bir sofra dekorunda domates gördüm, onu kaldıralım. Zira 1400'lü yıllarda Anadolu'da henüz domates yok. Yok, domatesi hemen çözüyorum. Aslanım, Jale Hanım. Buyurun Fikri Bey. Jale Hanım. Evet. İbrahim Bey'in uyarıları doğrultusunda domatesleri setten kaldırıyoruz. Tamam. Yani tarihsel manada öyle bir şey yokmuş. Hatta set yemeğinde domates varsa onları da kaldırın lütfen. Peki, Derhal efendim. İbrahim Bey, domates dediniz, domates bitti gitti. Çok güzel, çok güzel. Fikri Bey, yazarlarımız Mehtap Hanım da Ozan Bey geldiler. Buyursunlar, yazarlarımız. Merhaba. Merhaba hocam. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Arkadaşlar, o zaman ben size özet mahiyetinde dönemi hızlıca bir geçeyim. Şimdi Yıldırım Bayezid dönemi Osmanlı'nın en debdebeli dönemlerinden biri. Avrupa'ya ve Bizans'a karşı yapılan birçok başarılı seferin ve alınan zaferin ardından Asya'dan gelen Timur'la Ankara Savaşı'nda karşılaşan Bayezid esir düşüyor ve onun ölümüyle birlikte fetret devri başlıyor. Buraya kadar bir sorunuz var mı? Hocam yani şöyle aslında biz dizi uzun sürsün istiyoruz da 1402'de Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a yenilmesi bizim bütün işleri bozuyor. Hangi işinizi bozuyor anlamadım. Baş karakter ölüyor hocam. Yani Beyazıt karakteri çok sevilen bir karakter. Evet. Karakter değil efendim o. Tarihi gerçek bir kişilik. Savaşta kaybedince esir düşüyor ve sonra maalesef vefat ediyor. Peki hocam, benim bir sorum daha var. Hı hı. Ankara Savaşı'nı Yıldırım Beyazıt'a kazandırabilir miyiz? Zaman makineniz var mı? Yok. O zaman kazandıramazsınız. Ha. Peki hocam, 1395'te Yıldırım Beyazıt Anadolu Hisarı'nı yaptırıyor ya hocam. Evet. Şimdi bu hisarı savunma amaçlı değil de sevgilisine sevgililer günü hediyesi olarak yaptırmış olsa... ...nasıl olur diye öyle bir düşündük ya. Bir güzel bir fikir yani. Harika bir fikir bence. Osmanlı'da sevgililer günü kutlamak istiyorsunuz. Oldu olacak kılıcına da ponçiyim yazdırsın. İnanılmaz bir fikir, doğru. Peki o zaman hocam ben şu an tamamıyla sesli düşünüyorum. Alternatif bir tarih belirleyelim. Ankara'da kazansın. Oradan vura vura Avrupa'ya yardırsın. Vura vura yardırsın mı? Ne saçma bir deyim. Maalesef Ozan Bey, tarih bu şekilde ilerleyemiyor. Savaşı kaybediyor, sonra fetret devri başlıyor. Ya İbrahim Hocam, bizim dizimizin kitlesi biraz böyle mutsuzluğu, yenilgiyi çok sevmiyorlar. Böyle dizide böyle sürprizler güzel olur, takla attırmış oluruz diziye. Fikri Bey, böyle saçma sapan değişiklikler yaparsak o taklayı mezarda ecdadımız atar. Yapmayın, etmeyin. Peki İbrahim Hocam, o zaman ben sesli düşünüyorum yine. Şimdi bu fetret devri var ya, hani iç karışıklıkların hüküm sürdüğü 11 yıl süren bir süreç. Evet. Bu bize çok uzun geldi. 6 ayda paketleyelim diyoruz. Nasıl olabilir? Böyle bir teklifi nasıl yapabilirsiniz? Fetret devri Osmanlı'nın en önemli olaylarından. 11 yıl süren bunalım devri. Osmanlı o 11 yıldan aldığı derslerle yükselmiştir. 1,5 yıl ders alsa? Mümkün değil. 3 yıl olsun o zaman. Allah'ım sen sabır ver. 13 yıl ama son. Biraz da siz adım atın efendim. Bir, ya İbrahim Bey bu işin kompetanı. Neler duyuyorum Allah aşkına? Bir müdahale edin. Bir şey söyleyin nasıl? Tamam, ben halledeceğim. Peki. Evet, niye halle? İbrahim Hocam. Buyurun. Bize kaç olur en son yani? Yani en son yabancı değiliz sonuçta. Yani siz bir adım atın, biz de bir adım atarım yani. Ortada buluşacağız. Hazırlık sünnettir. Gerçekten ya. Benim bir tane ortağım var içeride.
diğer yapımcı. O gelse daha büyük sıkı pazarlık yapacak yani. O tuttuğunu koparır. Biz yine ortada buluşalım, bir uzlaşalım. İbrahim Bey lütfen. Az önce domatesleri ben ne yaptım? Kaldırttırdım. Siz de bir adım atın. Biraz süreyi düşürün. Gerçekten bizim için bir şey yapın lütfen ya. Pazarlık bu. Hadi ver elini. Ver, bakma öyle. Ver, ver. Hadi bir şey de ya. Bir şey de öyle. Bakma İbrahim Hocam. Bir şey de hadi. Fiş almazsanız 5 yıl olur. Makul bir adam dedim size ya. Hocam almayız. Evden nakit veririz biz. Arkadaşlar saçmalamayın. Tarihi pazarlık olur mu? Bakınız. Bu elimdeki dosyalarda kuruluş döneminin bütün olay örgüsü madde madde yazıyor. Yeni sezonunuzu ve senaryoyu buna göre revize edeceksiniz. Başka bir şey yok. Peki İbrahim Hocam, biz o zaman bunu revize edip ekiple paylaşıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Fikri Bey, Fikri Bey, kostüm dizaynerimiz Paşa Bey geldiler. Hoş geldiniz Paşa. Kostümleriniz hazır hocam. Müsaadenizle sizinle bir görüşlerinizi almak isteriz. Tabii ki, tabii ki. Çok isterim. Ben de o dönemde, 400'lü yıllarda Osmanlı askerleri nasıl giyiniyormuş, şu görselleri. Askerler buyurun. Evet, aşağı yukarı gördüğünüz gibi 15. yüzyılda Osmanlı askerleri bu şekilde giyiniyorlardı. Siz de eminim bu şekilde hazırlamışsınızdır kostümleri. Bunlar nerenin askeri? Osmanlı. Hocam nasıl, geçmişi yansıtmış mıyız? Gelmişini geçmişini yansıtmışsınız Fikri Bey. Beğenmediniz mi? Fikri Bey, bu adamlar nasıl desem, bu adamlar seksi. Seksi mi? Efendim ben biraz stilize ettim göze hitap etsin diye. Diğer tarihi dizilerde de öyle oluyor yani. Yahu Allah aşkına. Bunlarla bunlar benziyor mu? Bence yoruma açık. Tarih bu ya, nasıl yoruma açık olabilir? Ne alak... Rasta mı bu adam? Rastası var. O dönemde nerede bulmuş rastacı, yaptırmış rastacı? Gözüne sürme var bu adamın yahu. Ya İbrahim Hocam, hep karıştırıyorsunuz ya. Bizim ecdadımız yakışıklı, bakımlı olamaz mı? Tabii ki olabilir ama bu kadar da abartı olmaz. Bunlar savaşa mı gidiyorlar, ortama mı giriyorlar belli değil. Değiştirin bunları, değiştirin bu şekilde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sizin kostümleriniz çok sıkıcı ama. Benim değil efendim tasarımlar, tarihin. Yalnız ben bunları giymem ya. Aynen, bu ne Eminönü şerbetçisi gibi ya. Ben bunları hayatta giymem. Ben bunları giyersem Arap fanlarım beni topa tutar abi. Fanlarınız, hayranlarınız sizi beğensin diye tarihi mi değiştirelim? Hadi her şeyi geçtim. Deri meri giyiyor bunlar. Olur mu öyle? Ya bu adamların omzu çıplak. Böyle olur mu hiç? Ayol ne oluyor, omuz açın. Omuz al. Ne olur omuz aç. Ne oluyor omuz açınca, anlamadım. Allah Allah. Ölürler. Zırh bir şey koyun bari. Ama hocam böyle daha seksiler yani. Savaşa gidiyorlar, Paris moda haftasına değil. Ben bırakıyorum işi. Ha? Gerçekten yani. Beyefendi çok biliyor. Kendisi diksin yapsın yani. Sanki bana profesör ya. Evet, profesörüm. Lan! Kendin yap o zaman. Beni yorma. Saygısız. Çek çekin. Hocam. Aman hocam. Yani. Affedersiniz. Benim bu değil hocam. Yani benim bildiğim bilim bir uzlaşmacı olur, orta noktayı bulur. O kadar kitap okumuşsunuz. Yani biz de bir işimize yardımcı olmuyorsunuz hocam. Fikri Bey, ben sizin devlet dairesindeki akrabanız değilim. Benim bilime ve tarihe karşı bir sorumluluğum var, lütfen. Fikri Bey, başrol oyuncumuz Hüseyin Bey geldiler. Beyazıt karakterine can veren Hüseyin, hoş geldin Hüseyinciğim. Merhabalar. Ben de İbrahim Çekiş. Osmanlı tarihçisiyim. Başım çok kötü ya dünden. Şimdi benim de bu Yıldırım Beyazıt karakteriyle ilgili danışmak istediğim bazı şeyler vardı. Tabii, buyurun Hüseyin Bey, dinliyorum. Şimdi bu sezon sonunda savaş için Ankara'ya gidiliyor ya. Evet. Acaba Ege'ye mi gidilse? Nasıl? Ege, neden? Ne bileyim, bence Yıldırım biraz deniz insanı ya. Hani
Ben de karakteri öyle çıkardım. Ne bileyim, bodrum da olur. Şart değil yani de hani Alaçatı bilmiyorum. Kaş mı yapsak? Kaş yaparken göz çıkarmayalım derim. Ankara Savaşı Ankara'da gerçekleşmiştir. Ya ekip için iyi olur diye düşündüm ben ya. Hani sonuç olarak savaştan sonra kutlama için hep beraber denize atlardık. Ekip ekip kızlar da atlar. Yani ortam olur ekip için. Neyi kutluyorlar anlamadım. Çünkü Bayezid savaşı kaybediyor ve esir düşüyor. Esir mi? Boğumuzlarla mı? Abi mümkün değil ki zaten. Benim sözleşmemde yok esir düşmeyi. Yıldırım Bayezid oynamayı kabul ediyorsunuz. Fakat esir düşmeyi kabul etmiyorsunuz. Allah'ım artık ben delireceğim. Ortaokul seviyesinde bile tarih bilgisi yok bu sette. Aa, Hüseyin Bey. Hı. Merhabalar. Hocamızın değerli bilgileri ışığında bir senaryoyu yeniledik. Buyurun şöyle bakmak isterseniz. Ya şu an bakamayacağım ya. Direkt sorayım sonunda ne oluyor? Ölüyorsunuz. Ne? Nereye ölüyorum ya? Ölemem abi. Dünya kadar taksine girdi. Fikri abi ne oluyor ya? Ne ölmesi ya? Ölemem abi ben. Ama ölüyor. Yıldırım Bayezid savaşı kaybediyor. Esir düşüyor ve ölüyor. Ya sen kimsin ya? Hayır. Kimsin sen? Nereye ölüyorum ben ya? Had size bak ya. Bir dakika abi yakarım ben ya ortalığı. Hüseyin sakin bak, ol. Bak fan kulübüme şikayet ediyorum abi. Yapma Hüseyin. Hemen video mesaj yayınlıyorum. Şikayet ediyor. Hüseyin fan kulübü yıkar burayı ya. Bir saniye abi. Sessizlik video. Aa, selamlar herkese. Sette İbrahim Çekiç adında bir adam var ve ölmem gerektiğini söylüyor. HFC, size güveniyorum. Yıkın abi ortalığı. Böyle bir rezalet. Hüseyin, olamaz. Hüseyin açıklama yapma. Senarist değil. Yapın lan bir şey. Şimdi İbrahim Hocam tamamıyla sesli düşünüyorum. Şaşırmadım. Sesli. Evet. Sultanımızı öldürmesek de diyorum. Onu öldü zanneden herkes acaba onu öldü zannederken tak diye ortaya mı çıksa? Sonra o öldü zannettiği düşmanlarından tek tek intikam alsa. Sonra onu öldü zannettiği için başkasına giden eski sevgilisiyle tekrardan birleşse ve onunla birlikte zirveye yerleşse. Ne dersin? Oğlum ezel bu. Çok güzel dizi değil miydi ya? Bence yapalım. Arkadaşlar tarih bu tarih. Sizin isteğinize göre değişmez. Seyircinin zevkine, keyfine göre şekillenemez. Bu da bizim tarihimiz. Neden tarih sizin için sadece at üstünde savaşıp galip gelen insanlardan ibaret? Yenilgilerden, yapılan yanlışlardan aldığımız derslerle bugünlere gelmedik mi biz? Ya hocam bırak ya. Bırak. 19 reyting almış adamı öldürürsek tarih bizi affetmez. Asıl reyting uğruna tarihi çarpıtırsanız tarih sizi affetmez. O zaman bize müsaade. Biz çıkalım. Fikri Bey, komedi dizisine mi döndünüz birden? Bunlar kim? Ne oluyor? Dizimizin izleyicileri. Hünkârım. Söylenenler doğru mu? Maalesef doğru. Savaşta esir düşmem icap edermiş. Hayır! Esir düşemez! Beyazıt esir düşemez! Sükut! Tebaamın selameti için esir düşüp ölüyorum. Hakkınızı helal edin. Ölemeyiz! Bayanat ölemeyiz! Nasıl oldu hünkârım? Kim kıydı sizin güzel canınıza? Hünkârım, hastalar mı? Biz hastalar mı? Değil. İşte bu karşımdaki adam. Hem de içimizden biri. İçimizden beslediğimiz biri sapladı bu hançeri göğsümüze. Tarih uleması İbrahim Paşa. İşte ölümümden sorumlu adam budur. Sorarım size ey halkım. Yıldırım Beyazıt esir düşebilir mi? Düşemez! Ya! Ne saçmalıyorsunuz siz be? Ya bu adam gerçek padişah değil. Bir önceki dizide holding patronuydu. Deterjan reklamında oynuyor bu adam. Konuşma biri kafir. Hünkârım. Söyleyin bize. Tez söyleyin. Öldürelim bunu. Kellesini alalım hünkârım. Neyle alacaksın lan? Oyuncak kılıçla mı alacaksın kellemi? Yıkı bu deyyusu karşımdan. Bir daha gözüm görmeye. Haydi aslanlar. Haydi. Haydi. Yakalayın şunu. Bırak.
Bu sezonda beraberiz hünkârım. İbrahim Hoca tarihi oldu. Gel hadi ya, sushi yiyelim hadi. Şimdi yine bir oyun oynayacağız. Bana bir kadın, bir erkek lazım. Hadi çift deneyelim, verelim buraya. Şimdi ne yapacağımızı anlatayım. Birbirinizin iyi ve kötü yönlerini hemen gözünüzün önüne getirin. Bunu abartacağız. Niye? Biriniz ayrılmak istiyor, biriniz ayrılmak istemiyor. Rolü seçin. Bence rolü belli. Gayet belli, belli aslında. Mi? Evet. Bir şeye vesile olmayalım biz saçma sapan. Kimin rolü ne? Ben ayrılmak istemeyen taraf. Evet, centilmen olarak siz öbür rolü seçtiniz. Şimdi benim bir tane oyuncu arkadaşım gelecek. Onunla biz de sizin konuşmanızı yönlendireceğiz efendim. Mesela olumlu dediğim zaman diyeceksiniz ki, örnek veriyorum, bugün hava çok güzel. Tabii. Olumsuz dediğim zaman dişlerin çok çirkin mesela. Soru deyince de dişlerine baktın mı hiç mesela, anlatabiliyor muyum? Tamam. Ha, mıstığa geldi. Merhabalar. İsimler ne? Hasan. Hasan. Berra. Hasan mı Berra mı? Hasan. Berra da isteyen. Evet. Siz konuşmaya başlayın, biz yönlendirelim. Ben bir şey konuşmak istiyorum seninle. Bence şu an gerek yok. Evet, güzel gidiyoruz. Hemen olur. Ama ben konuşmazsam rahat edemeyeceğim. Olumlu. 8 sene boyunca güzel şeyler yaşadık. Olumsuz. Yani 8 sene boyunca güzel şeyler yaşadık ama bundan sonra güzel şeyler yaşayacağımız anlamına gelmiyor tabii, değil mi? Soru. Beni seviyor musun? Olumsuz. Bunu evlilik yıl dönümümüzde mi söyleyeyim? O zaman ılımlı. Yani makul düzeyde. Soru. Banka kayıtlarını bana açar mısın? Olumsuz. Hayır. Soru. Okul kayıtlarını ödedin mi? Soru. Ödemedin mi? Soru. Acaba biraz ayrı mı kalsak? Olumlu. 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 Evet. Olabilir. Hadi şöyle yapalım mı? Siz bizi oynatın. Bir de öyle deneyelim. Peki. Canım çekti. Hadi oraya. Gel oturalım. Hadi. Biz buraya oturuyoruz. Ne gibi bir konu? Şimdi ne biliyor musun? Ben onun arkasından ileri geri konuşuyormuşum. Bana göre de konuşmuyorum. Sen bunun hesabını sor. Ha, Hasan bende. Berra mı bende? Evet. Tamam. Ne oldu kardeşim? Ne oldu Mustafa? Abi ne olsun? Gidiyoruz geliyoruz. Sürekli arkamdan konuşuyor musun? Nereye gidiyorsun geliyorsun? Yani soru. Sen arkamdan konuştun mu konuşmadın mı? Olumsuz. Konuşmadım. Konuşmuşsun abi, arkadaşların mesajı var, şeyi var, okuttular yani, gösterdiler, buyur dediler, böyle böyle diyor dediler. Evet. Yani soru. Sana neyi gösterdiler? Olumsuz. Yani çok kötü bir şeyler gösterdiler. Öyle mi? Hani mesaj olarak kötü kötü şeyler yazdığını göster. Ben inanmadım ama yani senin yaptığını da pek düşünmedim açıkçası. İyi yapmışsın. Soru. Sen bana güvenmiyor musun? Olumsuz. Güvenmiyorum ya. Oh. Bayağı güvenmiyorum. Evet, olumlu. Birden... Ne olur güven. Olumlu. Tamam, güvenmiyorum. Hayır, hadi. Öyle be. Ama bize kıyamadılar ha. Evet. Ben bayağı saç saça baş başa girerim diye bekliyordum. Biz sizin evlilik yıl dönümünüz mü? Evet, bugün evlilik yıl dönümümüz. Ne güzel kutlamış olduk ya. Sekiz yılımız bitti. Nice 8 yıllara inşallah. İyi hadi. Tamam. Darısı başımıza. Aynen. Eşlerimiz de. Müsaade teşekkür ederim. Ben size gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Şimdi bizim gençlerimiz birbirini sevmiş. Aileler tanışacak efendim. Bakalım böyle sıkıntılı bir olay olacak mı, izleyelim görelim. Hadi. Olmadı ya. Vallahi olmadı, billahi olmadı. Hayati geldik artık. Bırak söylenmeyi. Nasıl söylenmeyi ya? Nasıl söylenmeyi? Nasıl bırakayım ya? Hanım, ta İzmir'den geldik kızın ailesiyle tanışmaya. Adamların daha siyasi görüşünü bilmiyoruz.
Oğlum sen de niye sormuyorsun hangi partiyi tutuyorsunuz diye? Ne bileyim baba, merak etmedim ki. Ulan senin kirveliğini Uğur Dündar yaptı. Sen ne ara apolitik oldun oğlum? Tamam yeter artık. Sen buna niye bu kadar takıldın ki acaba? Ha? Sen her bindiğin taksiye, taksicinin dünya görüşünü benimseyen bir insan değil misin? Taksiden korkuyorum. Bak. Canımı emanet ediyorum ben o şoföre. Ayrıca taksi kısa mesafe. Bu da biz bu insanlarla uzun bir yolculuğa çıkacağız hanım. Yani aynı siyasi görüşten olmadığım insanlarla nasıl dünür olabilirim acaba? Ne yapalım baba? İzmir'e mi dönelim? Gidemeyiz. Dönemeyiz oğlum. Yılmaz Özdil'den söz aldım. Senin nikah şahitliğini yapacak. Yeni Atatürk kitabından sonra sendeyim Hayati dedi. Bana bak Hayati. Sakın ola insanlara hangi partiye oy verdiniz, siyasi görüşünüz nedir diye sorma rica ederim. Hayır niye soramıyorum, anlamadım. Ne var bunda ya? Benimle aynı görüşü paylaşmayana çocuğumu vermem der gibi. İyi tamam tamam, sormam. Zaten ben bir bakışta anlarım. Kesin anlar. Ya biz bu arada asansörden indik hala. Ne saçma. Böyle düz mü devam ediyoruz? Şuraya sahneciğim. Şu kapıyı. Baba tekrar iniyoruz. Şu dış kapı. Evet, bir daha in. İkincisi. Çal kapıyı. Bizim müteahhit Laz da o yüzden. Alayım sizi şöyle. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, dikkat buyurun. Et. İlk intiba, ilk. Tamam, takılma oralara. Hayati, takılma. Aa, ters kapı. Bu ne saçma. Buyurun, şöyle buyurun. Şöyle. Siz buyurun, ben daha sonra. Buyurun. Evde ters dupleks galiba. Ben elinizi öpeyim. Buyurun. Ay maşallah, maşallah. Cale kızın fotoğraflarından daha da güzelmiş Bahadır diyor. İyi mi anneciğim? Evet. Şöyle buyurun, rahat rahat otun. Hoş geldiniz. Şey, kusura bakmayın. Annemle babam içeride hazırlanıyorlardı. Hemen haber verip geliyorum. Lütfen rahatınıza bakın. Tabii tabii aşkım, sen şey yap, rahatına bak. Biz buradayız. Oturalım biz. Baba, baba ne diyorsun? Cale'yi beğendin mi? Ah benim aptal oğlum. Ah benim salak oğlum. Olay Jale değil. Büyük aile fotoğrafını görmen lazım. Kimler kimlerle beraber onu anlamamız lazım. Önemli olan bu. Ama şöyle bir bakıyorum fakat evde son derece standart hiçbir ipucu yok. Nasıl bir ipucu arıyorsun acaba? Ne bileyim hanım, yani şöyle bir altın varaklı mobilya olabilir. Ya da böyle bir köşede duran uzun zamandır çalınmamış bir bağlama olabilir. Ya da Orta Asya'dan bir esinti, bir figür olabilir. Ama bunların hiçbirini göremiyorum. Ben evi arayacağım. Sakın! Baba sakın. Ne yapıyorsun? Allah aşkına iyice saçmadın hırsız gibi ya. Aa! Vallahi buldum Nazlı. Sol parti şapkası. Bu ne lan? Ya. Aa! Muhafazakar parti tarağı. Onu da sağ parti kalemi. Aha buyur. Liberal defteri. Anlayamıyorum. Burada ne olduğunu anlayamıyorum. Neyi anlamıyorsun acaba? Dünürlerimizin politik insanlar değil, beleşçi olduğu anlamına geliyor. Ne kadar eşantiyon varsa toplamışlar. Tamam kurcalama artık, otur şuraya rica Hayır, ediyorum. Öyle değil Nazlı. Bizim kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar ama ben yer miyim? Ya, yesen baba. Bir kere yesen ya. Bırak artık şu evhamı. Ne olur gel otur. Efendim, kusura bakmayın, beklettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öpeyim efendim. Oo. Demek müstakbel damadımız bu. Evet. Ben şöyle bir bakayım ya sana. Oo, iyi. Maşallah sana be oğlum. Maşallah. Sağ olun. Ay, kusura bakmayın, biz biraz geciktik ama masamız hazır. Lütfen oturun. Lütfen. Lütfen masa. Oturun. Evet, gerçekten de masa hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sandalye var. Altı kişiyiz. 6 sandalye. Masa. Altılı masa. Ha? Altılı masa. Yani evet, sayı tutuyor. Ama aslında biz 8 kişiyiz değil mi? Jale'nin abileri de gelecek. En az 3 çocuk diyorsunuz. Yani kendi iradenizle mi? Bu çocuklar sizin kendi tercihiniz mi? Kimin tercihi olacak? İrade.
hayatinin mizahtan uzak şakaları. siz daha da adamısınız. Efendim be, sağ olun. Biz de iyiyiz. Çok şükür sizi tanıdık. Daha iyi olduk. Çok güzel. Tabii şimdi tanımak demişken birbirimizi daha da yakından tanımak isteriz. Kesinlikle. Kudret Bey, kesinlikle. Bak bu tanışma çok önemli. Çünkü bu tanışmalarda insanlar belli başlı konuları konuşurlar. Misal memleket. Evet. Örneğin biz İzmir'liyiz. İzmir. 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 Siz nerelisiniz? Bilecik. Bilecik. Hanım şu telefondan bir bak bakayım. En son seçimdeki renkleri neydi bu? Bileceğim bilmem ama biraz daha konuşursan gözünü morartacağım hayatım. Pardon. Bizim muhabbetimiz pek sarmadı galiba. Aranızda böyle fışfışlaşıyor. yok. Aşk olsun, aşk olsun. Yani güzel kızım ne kadar da güzel bir gelin diye biz onu konuşuyorduk değil mi hayatım? Aynen o. Çok güzeldir benim kızım. Maşallah. Maşallah. Ay bir de var ya nasıl beceriklidir. Siz geleceksiniz diye İmam Bayıldı ile Hünkar beğendi yaptı. Ay maşallah maşallah. İmam Bayıldı, Hünkar beğendi. O zaman sizin seçiminiz belli yani. Evet, tatlı olarak da Kemal Paşa. Hayda. Beyefendi ne oldu? Kemal Paşa sevmez misiniz? Yoo. Biz Kemal Paşa'yı çok severiz. Acaba diyorum, önemli olan o. Siz Kemal Paşa'yı sever misiniz? Tabii severiz canım. Oh. Özellikle hurmalı Kemal Paşa favorimiz. Hurmalı kebap. Çorbaya döndü iyice. Vallahi delireceğim tatlıyı ya. Tatlıyı da artık siyasallaştırma hayat. Rica ediyoruz. Babacığım şey mi yapsak? Daha önemli konuları mı geçsek? Tabii. Evet. Mesela bence 2023'ten konuşmalıyız. Hay ağzını öpeyim. Ağız şart değil. Öpmek şart mı? Ya illa bir deyim kullanmak icap ederse hanımefendi ağzıyla ilgili şey diyebilir mesela. De hayat, ağzınız bal yesin de. Hay ağzını öpeyim. pardon, siz 2023 demiştiniz en son. Evet. Evet. 2023 meselesi önemli efendim. Bu iş 2023'te olmalı. Hatta daha erken olursa biz daha da çok seviniriz. Tabii canım, kesinlikle. Erken seçim şart. Nasıl yani? Nişan için seçimleri mi bekleyeceğiz? Ha biz nişanı mı konuşuyoruz? Sence neden konuşuyor olabiliriz Hayati? Şimdi tabii dünürüm haklı. Seçimler yaklaşıyor. Malum ekonomi de kötü. Açıkçası bu pahalılıkta evlenmek de kolay bir iş değil. Tabii. Şimdi siz duyduğum kadarıyla siz ekonomiyi eleştiriyorsunuz değil mi Kudret Bey? Evet efendim. Enflasyon çok yükseliyor. İşte paramız giderek değer kaybediyor. Abi. Ama pandemi de bütün dünya kötüye gidiyor. Ha ülkeyi yönetenlere gelecek olursak. Ona gelelim, ne olur ona gelelim. Hadi oraya gelelim. Şimdi bak, sen koskoca bir ülkeyi yönetiyorsun değil mi? Evet. Yahu kriz durumlarına senin hazırlıklı olman lazım. Ama ayrıca bir B planın da olmalı. Ama zaten bütün ülkeler bu konuda sınıfta kaldı. Sen ne dedin? Ne dedin? Biz dünyaya açılan pencere olacağız dedin. Gittin. Balkanların bit pazarı oldu. Değil mi? Olduk. Olduk. Ama iyi ki de oldu. Böylece efendim esnafın yüzü güldü, dövizler bize can suyu oldu. Bakın, kötüye giden her şeyin içinde iyi bir şey bulmazsak olmaz. Ama böyle de olmaz. Gene de yukarıda Allah var.
Bakın bu böyle gitmez. Ama bugünümüze de çok şükür. Nasıl da o kadar cümle kurup hiçbir şey söylemediniz. Gerçekten ilginç. Leman Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben ne düşüneyim ya? Yani ben kendi saadetimden çok kızım gelecekte iyi olsun, o bana deva. Kadın bir cümlede altılı masayı saydı. Vallahi anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Efendim siz tabii doğru söylediniz. Bu devirde ev geçindirmek hiç kolay değil ama... Tabii, tabii biz Jale ile bunun altından kalkabileceğimize İnşallah, inanıyoruz. İnşallah. Amin. Evet. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Sağ olun. Aferin sana. Aferin. Sağ olun efendim. Aferin. Oh. Aşkım iyi misin? Aşkım iyiyim de... Baban biz evleneceğimiz için bana kızıyor mu ya? Hayır aşkım, nereden çıkarıyorsun? Nereden mi çıkarırım? Ağzıma burnuma daldı 2 saattir. Tamam. Kızım hadi, hadi biz bir yemekleri koyalım. Tamam. Siz oturun, geliyoruz. Evet, hadi. Tabii, hadi oğlum, hadi kızım, tabii hadi. Merhaba baba. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, selamlar. Gel oğlum, gel, gel, hoş gel. Bulduk. Efendim, bu benim küçük oğlan Ercümen. Boğaziçi'nde okuyor. Oğlum. Bugün ne oldu? Anlat bakayım ya. Oturma eylemi yaptık. Hakkıyanen emekçiler için baba. Ha? Şimdi sorun çözüldü. Çözülmedi. Eylem devam ediyor. Yok oğlum, onu demiyorum. Yani her şey bir netlik kazandı. Şükür muradına erdim. Sana... Selamun aleyküm. Bu da İlahiyat Fakültesi'nde okuyan büyük oğlan Mustafa. Hayda. Bırak artık peşini, ne olur bırak. Efendim, müsaadenizle ben bir lavaboya gideyim. Tabii, tabii, buyurun. Acaba diyorum gençler, siz ikiniz de aynı bu evden mi çıktınız? Babam özgürlükçü bir yapıya sahiptir. Ha, liberal gibi mi? Liberal. Tabii. Hanginize daha yakın? O önemli olan o. Sana mı? Sana mı? babam ikimize de benzemez efendim. Bambaşka biridir kendisi. Nasıl bambaşka biridir? Gerçekten anlayamıyorum ya. Nasıl bir bambaşka olabilir ya? Ulan bir kere muhallebi içinde oturduk. Hemen evlenme teklif ettin. Bu aileye neden bu kadar didik? Aynı kata. Ay benim oğlan nerede, gelmiş oğluşlarım? Kudret nerede? Babam tuvalete gitti. Oğullarınız da çok yakışıklı maşallah. Değil mi, değil mi? Aynı babaları biliyor musun? Babaları gençliğinde görecektin sen. Bir bıyıkları vardı. Aa, bıyık. Bıyık önemli. Hayır hayat. Bıyık önemli hayır, hanım. Hayır hayat. Ya bir insanın dünya görüşünü anlayabilmemiz için çok önemli bir kıl kümesi. Acaba diyorum, bıyıkları nasıl? Baba yapma sakın. Ya nasıl desem? Çok bakımlı idi. Bırakın bakımı. Hayır. Delirtmeyin sana. Hayır. Nasıl bir bıyıktı? Ama hayat... Böyle uzun bir bıyık mıydı yoksa böyle aşağı doğru sarkan bir bıyık? Hayır, kendine gel. Aman aman anneciğim. Bıyıktı. Bana karışmayın. Cevap ver kadın. Aman beyim. Nasıldı böyle? Tost muydu? Aman baba. Tost muydu? Yoksa buradan böyle aşağıdan böyle incecik bir bıyık mıydı? Nasıl bir bıyıktı ulan? Ne oluyor ya? Dönür. Kudret Bey, vallahi delireceğim. Ne olur yardımcı olun bana. Ha, diyorum ki ileride biz sizinle az mı görüşeceğiz yoksa çok mu görüşeceğiz? Acaba diyorum haberleri izlerken aynı şeylere mi üzüleceğiz? Yoksa eşe dosta vallahi akraba işte atsan atılmaz, satsan satılmaz mı diyeceğiz? Ne olur bana yardımcı olun. Sizin şu siyasi görüşünüzle delireceğim, çıldıracağım, nedir ya? Ya şimdi sen... Benim siyasi görüşümü merak ediyorsun. Evet. Babamın politik duruşu gayet ortada. Değil mi? Değil. Hayır, hareketlerinden de mi anlamadın muhterem? Vallahi anlamadım ya. Ne olur bana bir açıklayın. Nedir bu ya? Ya bunda açıklanamayacak bir şey yok. Bakın, Şişli'de oturuyoruz. Hı. Evet. Sarı gömlek giyiyorum. Hı. Yakamda gül var. Ben daha... Ne yapayım? Ne oldu şey? Anlamadım ki ya. Şişli. Sarı. Evet. Gül. Evet. Sarı gül.
Ha? Ama böyle söyleseniz ya ya. Şimdi ben de yeni anladım baba. O yüzden beni sabahtan beri burada halı gibi dövüyorsun. Ha şunu bileydin. Evet. Ya gerçekten de ya Kudret Bey. Ya bayağı barizmiş ama ben anlayamadım. Sarı gül. Tamam bana uyar. Mutlaka kazanacağız dünü. Şimdi değişim zamanı. Hayır. Şimdi yemek zamanı. Yemekler soğudu. Hadi. Haydi. Haydi soğudu. Ya Kudret Bey yani biz... Ben tabii o %1'lik dilimi hesaba katmadım. Orada ya katacaksın işte. Katacaksın bunu. Ya bırakın artık siyaseti. Haydi gelin. Tabii canım. Yani şimdi tabii sağcısı da bizim, solcusu da bizim. Yani önemli olan o fikirler, o düşünceler, o düşüncelerdeki renkler, öyle değil mi? Tabii canım, kesinlikle. Ya renk demişken aklıma geldi Dünür. Sen hangi takımlısın acaba? Fenerbahçe. Fener, ben. Galatasaray. Hiç! Hiç yakışık alıyor mu yani? Kudret amcacığım. Ya bu ülke bu... Bu olgunluğunu ne zaman kaybetti? Bu duyarlılığını nasıl... Yürü gidiyoruz. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Sanki ben burada seni çok meraklıyım. Tut ayağı, çık git. Abla ya, kovulduk ya. Çok tartışan kardeşler var mı aramızda ya da arkadaşlar? Verelim buraya. Çok kötü yakalandım. İsim ne? İkbal. Çocuklarınızı ifşa etmek isterken yakalandınız. Aynen öyle oldu. Ne oluyor? Dinliyorum serzenişinizi. Yani 3 yaş var aralarında. Genelde birisi ergen, diğeri de erinlik döneminde olduğu için... ...küçük büyüğe dikte ederek istediklerini yaptırmaya çalışıyor. Tabii büyük de... Kapıya çarpıp odasına girdiğinde büyük bir izdiham çıkabiliyor evin içinde. Küçük çünkü oyun çağında. Büyük de ergenlik döneminde olunca tabii durumlar biliyorsunuz değişiyor. Nasıl? Seste bir kalınlaşma. Evin içinde bir hötler. Tamam verelim. Büyükten başlayalım. Söz hakkı doğdu. Vallahi şöyle söyleyeyim. Evet. Ergen olmak çok yorucu. Ergenliğin tam ortasında şu an. Acayip yorucu. Ben hayatımda belki zorlanabileceğim en yıl zorlar depten küçük. Ne zorlukları var ergenliğin? Bunu anlat bize. Duygusal boşluğa falan düşüyorsunuz. Çok kötü. Ne hissediyorsun mesela? Ne oluyor bir yandan? Yorgunluk, bitkinlik falan ya. Ne yapıyorsun da yoruluyorsun bu kadar? Hayat enerji kendi kendine düşüyor. Hiçbir şey yapmıyorsun valla. Allah Allah. Vallahi. Peki günün hangi saatlerinde daha çok kendi kendine enerjini? Gece bir de sabah kalkarken falan. Gördüğün gibi ergenliği çoktan geçmiş abilerin. Seni nasıl anladılar? Gönül işleri var mı? Ben bıraktım ya. Vallahi hiç gerek yok vallahi yemin ederim. İnsanı çok yoran şeyler. Evet. Keşke hepimiz senin kadar erken anlasaydık. Keşke. Dur da öyle hemen... Sizde var mı? Efendim? Sizde. Ne var mı? İlişki falan. Onu İlişki soruyorum. İlişki mi? Var evli mi? Merhaba. Eşim. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Şimdi kardeşine ver. Kalk bakalım ayağa. Ne oluyor yani? Annenin söylediği gibi böyle bir sıkıntılar var mı evde? Canım sıkılınca abimle oynamak istiyorum. Benimle oynamıyor mu? Oynamıyor mu? Oynamıyor. Olay mı çıkarıyorsun sonra? Evet. Ne yapıyorsun? Olay çıkarma nasıl oluyor? Anneme söylüyorum. Evet. Olayı o çıkarıyor. Evet. Senin var mı böyle hayattan küsmeler, tövbeler? Abim yüzünden. Başka biri yok mu? İlla onunla mı oynayacaksın? O adam bitkin, hayattan soğumuş şu an. Gerek yok. Gerek yok. Abini sinir edeceksin illa ya. Evet. Tamam. Başarılar diliyorum efendim. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim 2 kardeşimiz var. O kardeşler de değişik bir tartışma platformunda durumlarını masaya yatırıyorlar. Bakalım nasıl geçecek onların bu programı? İzleyip görelim. Buyursunlar.
Vay vay, kimleri görüyorum? Çok değerli misafirler, aynı zamanda da anne tarafından çok sevdiğim sevgili akrabalarım, teyzelerim, yengem, eniştelerim, dayım. Tamam, kurban olsun. Kurban olsun. Oğlum benim, oğlum. Kurban olsun. Estağfurullah. Haydi ver. Ayağımı bastın oğlum. Aman dayı. Evet, hoş geldiniz hepiniz. Yeni evime hoş geldiniz. Herhalde geleceğiz ya, herhalde geleceğiz. Kurban oldum. Tabii tabii, sen bizim ilk göz ağrımızsın. Seni çok seviyoruz çocuğum. Çok. Baba tarafına hiç benzemiyorsun. Ya, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Yaşa, yaşa. Yok, yok, tamam, hayır, hayır. Hiç, hiç. Hayır, hayır, yapmayın. Biliyorsunuz, bakın beni tanıyorsunuz. Ben hem anne tarafıyla hem baba tarafıyla iyi geçinmek isteyen, iyi geçinen, herkes beni sevsin isteyen öyle bir aile bireyim. O yüzden burada olmayan akrabalarımız için ileri geri konuşmayalım. Buna izin veremem. Sevmiyoruz baba tarafını. Biliyorum Fikri dayı. Onlar da sizi sevmiyorlar zaten. Ama gönül isterdi ki onlar da burada olsunlar. Hep beraber oturalım, konuşalım, sorunlarımızı paylaşalım, tartışalım. Annemle babam da burada olsalardı, eminim onlar da çok isterlerdi. Burada değiller mi? Yok, Erdek'te, yazlıktalar. Ha, evet, bugün biliyorsunuz bir konuğum daha var. Kardeşim Yeter bizde olacak. Gelecek yine bizi mahvedecek. Hiç sevmiyorum. Yok be. Hayırsız o, hayırsız. Babacı o, babacı. Yeter'in sizi sevmediğini, sizi ihmal ettiğini düşündüğünüzü biliyorum. Ama bugün ne yapacağız? İlk ağızdan bütün bu sorulara, kafadaki şüphelere cevap arayacağız. Tamam mı? O yüzden sizden ricam, saygı ve sevgi çerçevesinde sorularımı sorun. Benim de sorularım olacak. Tamam mı? Sizden ricam bu. Çünkü neyiz biz? Bir aileyiz. Aynen. Şu şirinlik kumkumasına hayır demek mümkün ya, mü? Ya muhteşem. O zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. Ve konuğum geldi kapıda. Kendisini alıyorum. Alkışlarınızla Yeter geliyor. Hoş bulduk abi. Sana da hoş bulduk. Merhabalar, merhabalar herkese. Elimiz öpülmeyecek mi İbrahim? Biz el miyiz oğlum? Şimdi şöyle, salgın olduğu için ben hani mesafe koyayım, size bir zarar vermeyeyim amaçla elinizi öptüm. Tamam, hemen gerilmeyelim, hemen gerilmeyeyim. Yeterciğim biliyorsun, sana yöneltilen bazı suçlamalar var. Bunları ilk ağızdan cevap arıyoruz ve amacımız inşallah aradaki bu buzları eritmek. Senin için de anne tarafından akrabalarla karşı karşıya gelmek kolay değil biliyorum. Senin medeni cesaretinden ötürü tebrik ediyorum. Rica ediyorum. Zaten benim akrabalarımla herhangi bir sorunum yok. Geçmişte teyzelerimle zaman zaman evlilik ve kariyer konusunda fikir anlaşmazlıklarına düştük. Ama ben buraya tamamen temiz, tertemiz bir sayfa açmak için geldim. Dillere bak, dillere. Ha, de pabuç, pabuç. Ay, her şeyi konuşur bu. Hemen aramızda gıybete başlamayalım. İlk soruyla başlayalım lütfen. Kimden gelin? Evet. Buyurun dayı. Merhaba herkese. Kütahya Tavşanlı'dan Ozan dayı. Kendisine sorum çok net. Vastuk'ta kurmuş olduğumuz Akrabişler grubundan neden ayrıldınız? Hadi buyurun. Hadi buyurun. Şimdi tahmin edecek olursunuz ki ben toplantılara giren yoğun bir insanım. Evet. Bu WhatsApp gruplarından çok fazla sayıda bildirim geliyor, mesaj geliyor. Dolayısıyla o sırada toplantıdayken ben bunları dikkate alamadığım için o anlık gruptan çıkmış olabilirim. Ama... Aması mı? Hadi aması mı? Biraz ama. Grubun sessiz alabilirdi. Bravo. Ne güzel. Benim burada Yeter'e bir sorum olacak izninizle. Yeter, baba tarafımızın da bir WhatsApp grubu var. Oradan neden ayrılmadın? Güzel soru. Evet, bravo, çok güzel. Bravo. Seni tebrik ediyorum. Kırmızı ceketli. Şimdi sizlerin de çok sevdiğinizi düşündüğüm rahmetli anneannemin bir sözü var. Aman, deriz lafa gelsin. Elini tutarsan akrabaların da senin elini tutar der. Yani? Dersin sen! Bizim
WhatsApp grubundan çıktın da onların WhatsApp grubundan niye çıkmadın? Azıcık mert ol, azıcık yiğit ol. Evet. Çünkü o gruplara gelinlik fotoğrafı atılmıyor her saniye. Çünkü o gruplarda sürekli oramda ne var, buramda ne var, buramdaki çıban gördünüz mü, bu ne filan gibi sorular sorulmuyor. Anlatabiliyor muyum? Hastalıkla alakalıydı. Korktu mu da gönderdin? Evet, ne yapıyorsun? Korkma. Şimdi iyisin değil mi enişte? Geç. İyiyim ki oturuyor mu oğlum? burada müdahale etmek istiyorum. Yeter'cim, teşekkürler cevabın için ama... kelimelerimizi daha dikkatli seçersek iyi olur. Hiç kimseyi kışkırtmayalım lütfen. Ben ne dedim ki şimdi? Kimi kışkırttım? Ben de o WhatsApp grubundayım. Hayırlı yeter lütfen. Hiç kimse öyle şeyleri atıp durmuyor. Tamam mı? Ben akrabalarımı yedirmem. Evet. Bravo. 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 Bir dakika, sen tribünlere oynuyorsun şu an. Hayır, hiç de tribünlere falan oynamıyorum. Hayır, burada herkes kimin ne olduğunu, kim olduğunu biliyor. He, çok da. Sen çok iyi biliyorsun da tabii tabii. Kendi yer kendi olur bir kere. Çelik ayna. Aa, çelik ayna. Evet. Diğer soruyu. Hayati açık geldi. Buyurun. Alıp, baktın mı? Yeter benim sorum şu. Ben kimim, beni hatırladım. Vallahi... Çıkaramadım. İlyas enişte? Yok, İlyas değil. 98 yılı Side desem kimim ben hatırladım. 98 senesinde ben 2 yaşındayım. Hatırlayamıyorum. Seven hatırlardı. Başka sorum yok. Peki, teşekkür ediyoruz. Sıradaki soru. Mehtap teyze. Şimdi Yeter Hanımcığım, öncelikle o ayağınızı indirmenizi rica edeceğim. Karşınızda büyükleriniz var. Bak, abine çocuğum ayakta duruyor. Benim bir tane sorum var. Buyurun. Şimdi bir tanesi, pilav yapmayı öğrenmiş mi? İkinci soru, uzatmalı bir sevgilisi vardı. Onunla dünya evine girmeyi düşünüyor mu? Giremediği için şimdi ben diyorum ki, acaba pilav yapmayı öğrenemedi mi de giremiyor o dünya evine? Çok profesyonel bir soru. Çok profesyonel bir soru. İzin verirseniz ben son sorudan başlayayım. Özel hayatım hiç kimseyi ilgilendirmez. Pilav konusuna gelecek olursak, pilavda hala ilerleyemedim. Pilavda bir gelişme sağlayamadım. Ama ben zaten iyi pilav yapmak zorunda da değilim. Kendimi buna mecbur hissetmiyorum. Aynı dili konuşmuyoruz. Ondan dolayı ben susmayı tercih ediyorum. Çok şık, çok seviyeli. Teyzemden beklenmeyecek şıklıkta oldu. Sıradaki soru kim? Ben. Yenge buyur. Zaten benim soracağım soru herkesin aklında olan bir soru. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Anaların haklı ödenmez. Ödenmez kesin. Ama şimdi bu olmaz böyle. Şimdi burada Yeter'e katılıyorum ben burada. Böyle provokatif, kışkırtıcı sorulara yer yok. Lütfen bunu yapmayalım. Çünkü bu sorunun cevabı belli, yıllarda soruluyor. Anneyi de babayı da eşit derecede seviyoruz. Geçelim buna, evet. Başka soru. Evet. Kim var? Dur lan, bir daha şey yapacağım. Kalk. Aç kendini. Kalk, biraz yapıştım. Kalk. Yeter. 2001 Karamürsel. Beni hatırladın. Orada 5 yaşındaydın, hatırlarsın diye soruyorum. Evet. Fuat dayı. Puh, sana yazıklar olsun. Evet. Hayatım sen... Şimdi... Hayat dayı. Öncelikle... Buyurun. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili elemanın sorusu cevaplanmadı ama biz şunu da biliyoruz ki kesinlikle baba tarafı sende ağır basıyor. Evet. Zaten sen de bunu hiçbir zaman yatsımadın. Gerek çeşitli sosyal medya aracılığıyla gerek olsun medya sosyal medyanın mesela cep telefonunun aracılığıyla olsun ya da ne bileyim sosyal bir medyanın ne diyor ya? Çıban çıktı lan yine. Bir soracak. Sen sor oğlum. Sosyal medyada da zaten baba tarafına olan sevgin daha baskın olduğunu sen de kendin gerek sosyal medyada olsun hiçbir zaman inkar etmedin. Gelelim benim soruma. Eğer varsa öyle bir şey. Buldum. Yani. Sorum şu.
kayınvalidemin cenazesine niye gelmedin? Gel, gel hayatım. Gel, tamam artık. Tamam. Evet, bu soruya bir cevap bekliyoruz yeter. Önemli bir konu, hassas bir konu bu. Anne tarafından bir cenazeye katılmama. Ben de o cenazedeydim, seni göremedim. Neden gelmedin? Ben bu vahim hadiseden çok çok geç haberim olduğu için katılamadım. Ya hadi hayda. Bırak bunlar. Ne yapı güzel. Bak. WhatsApp grubunda olsaydık haberi olurdu. Değil mi? Olurdu. Peki tamam. Çok gerildik, çok sinirlendik. Hassas meselelere girdik. Biraz ortamı yumuşatalım istiyorum ben o zaman. Ne dersiniz? Yeter'den bir şarkı dinleyelim mi? Hadi çok güzel. Hadi. Ne şarkısı? Ev Cimik'ten abone. Abone. Ev Cimik. Çocuksunuz biz canım. Koca insanlar olduk. İş güç sahibi insanım. Burada taklit mi yapacağım? Lütfen ya. Hem kim akrabalarını eğlendirmek için taklit yapar? Lütfen. Binaenaleyh. Demirel. Başladı. Allah Demirel. Demirel. Başladı. Dündür. Bugündür. Adamın önüne geliyor. Gözüme dönüyor. Bravo. Akrabalar ve mutlu etmeyi bile bir genç. Bravo. Yeter. Tamam. Yeter üstüne çok gitmeyelim. Herkes ailenin göz bebeği olacak diye bir şey yok. Şimdi süremiz daralıyor. Kız arkadaşım gelecek biliyorsunuz. Evi boşaltmamız gerekecek birazdan. Toplu sorular alalım. Evet. Toplu cevaplar verelim. Üst üste soruları hemen hızlıca seri bir şekilde alalım. Sonra toplu cevaplayacak Fikri dayı. Benim sorum bayramlaşmalarla alakalı. Yeter Hanım. Her bayram arifesinde hasta olduğu fotoğrafları paylaşıp bayramlaşmalara katılmıyor. Zamanlama manidar değil mi? Manidar. Cihangir'deki yüksek tavanlı evlerinize çıkıp vatandaşın arasına katılma zamanı gelmedi mi? Toplu cevap alacağız. Devam edelim sorulara. Not alıyor. Merhabalar öncelikler. Şimdi güzel kızım senin saçlarını kestirmişsin. Görüyoruz bunu hep biz aptal değiliz. Saattir olsun. Fakat saçların uzun güzeldi bence. Neden kestirdin? Birinci sorum bu sana. İkinci sorum sana şu ki, geçen yaz, 2020 yazında amcanların yazdığında gıybet masası yapmışsın ve orada demişsin ki anne tarafı akraba değil, ahbabadır. Bunu neden söyledin? Bize burada bir açıklama borçlusun. Soru üç. Biz 5 yıl önce senin yılbaşında evine geldiğimizde sen benim kürkümü almak suretiyle diğer paltoların arasına katarak ki burada bilinçli bir şey yaptığını da düşünüyorum. Ve daha sonra sen halan kalkıp içeri odaya gizlice girip benim kürkümü oradan bence çaldı. Ama sen buna hiçbir cevapta bulunmadın. Bildiğin adet herkes de burada bence bunu biliyor. Sen buna ne diyorsun? Evet yeter. Yani ailenin yıllardır tartıştığı kürk meselesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Hayatı dur lan be. İçim yiyor bir yerde. Bakabildim mi? Yeter. 2006 Şile. Kimim ben? Beni tanıdın mı? İyi günler. Ben son sorudan başlamak istiyorum. Hatırlamıyorum. Sana yazıklar olsun sana. Ha sana yazık. Diğer sorunun cevabı Kürt meselesine gelince bir kere 5 yıl önce yaşanmış bir olay. Ben o yılbaşı gecesini zaten hatırlamıyorum. Üzerinden bu kadar zaman geçmiş bir akşamı da buraya sunmanızı ben hiç kabul edemiyorum. Kusura bakmayın. Hayır ben istediğim cevabı alamadım. Bence değil. Bence de değil. Hayır böyle de olmaz. Yapılacak şey değil. Bir sorusu daha vardı. Akrabalara akbaba dedim mi? Anne tarafı için. Çünkü bu konuda gruplara sızan ses kayıtları var. Ben böyle bir cümle etmedim. Vallahi yalan söylüyor. Nasıl etmedin? Dedin. Yalan dedin. Ben ağzımdan çıkanı biliyorum. Benim ağzımdan böyle bir cümle çıkmadı. Peki şöyle yapalım o zaman. Bir saniye. Ya ne akrabası ya? Akbaba bunlar, akbaba. Dediysem dedim be. Yendiniz artık ha. Öyle yapma, böyle yapma. Çocukluğumuzdan beri yok ana tarafı, yok baba tarafı. Size mi soracağız ya? Sizin yaptığınız daha mı iyi? Hadi ben haylazım, hadi ben kötü çocuğum. Sizin yaptığınız doğru mu? Çocukları kendi taraflarınıza çekip, kendinizi bir güzel öbür tarafı kötüleyince sizin yaptığınız daha kötü olmuyor mu? Laflara bak senin laflara ya. Ağzın senin pabuç gibi olma. Şuna bak şuna. Senin ağzın dili benim pabuç gibi olma. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye.
Şimdi yıllardır sürekli yok anne tarafı, yok baba tarafı diye kavga edip durdunuz. Hadi biz kötü insanlarız, kötü evlatlarız, hayırsız evlatlarız. Ama yani sizin sürekli bizi anne tarafına, baba tarafına çekmeye çalışmanız ne kadar doğru? Utandım şu an. Haklısın oğlum. Doğrusu. Haklısın var. Çocuk. Haklısın. Vallahi haklısın oğlum. Sizi de bu işlere karıştırmamamız lazım. Doğrusu. Hata ettik oğlum. Az evvel ben dedim bu lafları. Ben söyledim. Yeter. Ben demedim mi? Ben dedim. Şimdi bunları ben söyledim. 5 saniye önce. Yeterciğim, büyüklerinle konuşurken ne dediğin kadar nasıl söylediğin de önemli. Çünkü onlar bizim akrabalarımız. Onlar bizim canımız, kanımız, biricik kıymetlilerimiz. Başımızın üstünde yerleri var. Rahmetli anneannemin de her zaman söylediği gibi ben çok severim. Çok güzel bir lafı vardı. Akrabalık çok önemli bir şeydir der. Ne güzel demiş. Müthiş bir insandı. Evet, kız arkadaşım beni uyarıyor. Yarım saate buradaymış. Etrafı toparlayalım artık. Yetercim, anne tarafından akrabalarımızı memnun etmek için yapman gerekeni biliyorsun. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı artık? Evci yemek! Evci yemek! Evci yemek! Abone. Aboneyim, abone. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Yeter, dur! Sana son bir şans veriyorum. İntiba Mahallesi, Çakmak Sitesi, garajın önü kartopu kimim ben? Şener dayı! Çık lan git buradan, defol! Çık! Çık! Terbiyesiz, böyle bir şey olabilir mi ya? Belki zor bir mesele, ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.